Muhabbetle, coşkuyla, candan, kalpten, yürekten selamlıyor. İyi bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Gelin derhal vakit kaybetmeden bakalım memlekette neler var, neler yok. Başlıklar halinde ekranlarınıza itelim. Avrupa Parlamentosu skandal ve küstahça bir tavra büründü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemen bir devlet olarak kendi sınırlarındaki teröre karşı verdiği mücadeleyi oylama konusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi. Birazdan devletin zirvesinin Avrupa Parlamentosu'na yönelik tepkisini ekranlarınıza taşıyor olacağız. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda 55. gün Afrin merkezi tamamen kuşatılmış durumda. Dün rakamlar açıklandı. 3525 teröristin itlaf edildiği bu vakte kadar duyuruldu. Şu ana kadar Afrin merkezinde operasyonların başlaması bekleniyor. Herhalde önümüzdeki hafta Afrin tamamlanmış olacak. Birazdan oraya da detaylarıyla bakıyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir değişiklik oldu, hatırlayacaksınız. Dışişleri Bakanı Tillerson gittiği yerine Mike Pompeo geldi. 19 Mart'ta Dışişleri Bakanları'nın, yani Türk Dışişleri Bakanı ve ABD'li mevkidaşının 19 Mart'ta ABD'de bir araya gelmesi öngörülüyordu. Dolayısıyla da bu buluşma ertelendi. Zira Mike Pompeo görevine ayın 1'inde başlayacak. Ama onun öncesinde 21 Mart'ta teknik düzeyde heyetlerin bir araya geleceği duyuruldu. Birazdan o detaylara bakıyor olacağız. Başbakan Binali Yıldırım'ın Azerbaycan ziyaretinde çok kritik bir görüşmesi vardı. Çok dikkat çeken bir görüşme. Gazi Kamil Musavi'yi kabul etti Başbakan Binali Yıldırım. Tanıyorsunuz Kamil Musavi'yi. Birazdan o görüşmeye dair de çok çarpıcı detaylar getireceğiz ekranlarınıza. Ve jet kazasında hayatını kaybeden 10 kadın dün son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'yi yasa boğan kazadan sonra cenaze töreniyle de gözyaşları sel oldu, aktı. Birazdan o cenaze töreninden de duygu yüklü anları sizlerle paylaşacağız. Uyandırma servisi başladı efendim. Avrupa Parlamentosu skandal bir tavra büründü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemen bir devlet olarak kendi sınırları içerisinde, kendi sınırlarının dibinde daha doğrusu terör unsurlarını yok etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı oylama konusu yaptı. Closed. Avrupa Birliği yine şaşırtmadı. Bir kez daha teröre, teröriste kol kanat gerdi. Rejected Amendment 2 by roll call. The vote is open. Avrupa Parlamentosu Suriye konusunda oylama yaptı. Bir tasarı kabul etti. Tasarıda Esed rejimi, Rusya ve İran'a da tepki vardı. Ateşkese uymalarını istediler. İnsanlık suçlarının hesabının sorulmasını talep ettiler. Ancak Türkiye'nin meşru uluslararası haklarından doğan Zeytin Dalı Harekatı'na, yani terörle mücadelesine de tepki gösterildi. Tasarıda Türkiye'den Afrin'deki askerlerini çekmesi istendi. Kararın bağlayıcılığı ya da bir etkisi yok. Yine de Ankara'dan sert tepki gördü. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik, vizyonsuz ve cahilce bir karar dedi. Burada terör örgütü Türkiye'ye saldırırken ve bir Avrupa ülkesine, Avrupa Birliği'ne adaylık müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu saldırıları yaparken, çatışmaya çatışma eklemek gibisinden bir yaklaşımla bu cümlelerin ele alınması tabii Avrupa Parlamentosu'nun bu konudaki ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor. Skandal karar sahadaki gerçeklerden uzak ifadelerle doluydu. Sivillerin öldüğü iddia edildi. Rejim ve ABD ile çatışma riskine dikkat çekildi. Suriye'de yeni cepheler açmanın Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı ifade edildi. Burada YPG terör örgütü sivilleri öldürüyor, küçük yaştaki çocukları kendisi için askere alıyor, terörist olarak kullanıyor. Etnik grupların topraklarından uzaklaşmasını sağlayan bir takım mezalimlere imza atıyor. Dolayısıyla bunları hiç kınamadan böyle soyut ve afaki bir şekilde sivil ölümlerinden bahsetmesi tabii ki kabul edilemez. Avrupa Parlamentosu'nun en sert tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Hiç kimse kusura bakmasın, işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız dedi. Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin. İşimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız, bunu bilesiniz.
Önce Avrupa Parlamentosu'na cevap verdi, sonra da o karara inat Afrin'de etkisiz hale getirilen hainlerin son sayısını açıkladı. Salona girerken sordum, şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne oldu? 3525. Artık her şey an meselesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede bu kez liselileri ağırladı. Çünkü liseliler destanı yazıyor şiir ve kompozisyon yarışması ödül töreni Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan birincilere ödüllerini verdikten sonra kürsüye çıktı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun skandal Afrin kararı vardı. Bir kulağımızdan girer, diğerinden çıkar dedi. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Dolayısıyla orada işimiz bitecek. 3,5 milyon Suriyeli kardeşim benim ülkemde şu anda misafir ediliyor. Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da kalkıp şimdi bunu söylüyorsun? Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur. Ve bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. Devletin zirvesi köklerinden koparılan Türkçe içinde dert yandı. Dil devrimi adı altında Türkçemiz tatsız, tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya, hatta kopartılmaya çalışılmıştır. Türkçe konusundaki eleştirilerini sürdürdü Cumhurbaşkanı. İnternet kafe yerine başka bir isim kullanılmasını önerdi. İnternet kafe. Kafe. Ya bizim kıraathanemize ne oldu? Var diye bizim kıraathanemiz. Kıraathane kumar oynama yeri değildir. Ya kıraathane okuma evidir. Okuma yeridir. Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım, hem çayımızı kahvemizi içelim ve dinamik olarak da okumluğa gidelim. Ama şimdi evler bile adeta kafe havuz oldu. Cumhurbaşkanı sigara hassasiyetini de bir kez daha gösterdi. Gençlerden sigara içmemelerini istedi. Gençler, aranızda inşallah sigara içen falan yoktur. Bak, gelen sinyal olumsuz. Gençler, ben sizi çok seviyorum. Sizleri çok sevdiğim için de hele hele okulların önünde elinde sigara gördüğüm zaman kahroluyorum. Kızlar, siz zaten içmiyorsunuz biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ah. Kızlar, siz artık içmiyorsunuz biliyorum diyor ya. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyor neyin ne olduğunu. O kızların anne babaları da biliyor. En kötüsü kızlar da biliyor. Asıl tabii, yani kızlar erkekler anlamında söylemiyorum, çocuklar olarak söylüyorum. Asıl böyle bir çağda, yani işte bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen bir çağda, hani bizim çocukluğumuzda biz çok cahildik. Bize hani büyük olmanın kriteridir sigara içmek falan diyorlardı. Biz de bu numara yiyorduk. Ama bu çağda çocukların hala bu ahmakça numaralarla kandırılabiliyor olması, açık söylemek gerekirse sahiden de çok üzücü. Yani bu kadar kolay bilgiye ulaşılabilen bir ortamda sigaranın dünyanın artık tüm medeni ülkelerin, işte o çok imrenilen Batı'nın onu bunu falan nasıl sigarayla mücadele ettiğini gördüğü halde çocukların hala şu veya bu nedenden dolayı sigaraya başlıyor olmasının kabullenilebilir, anlaşılabilir, izah edilebilir bir tarafı yok. Cumhurbaşkanı öyle diyor ya, yani siz zaten sigara içmiyorsunuz biliyorum diye. Aslında tabii sokakları çok iyi bilen bir insan olarak Cumhurbaşkanı neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Hitap ettiği çocuklar da neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Gelelim Zeytin Dalı Harekatı'na. Zeytin Dalı Harekatı 55. günde. Gözler güvenlik güçlerinin kuşatması altındaki Afrin'e çevrilmiş durumda. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu ilçe merkezinde teröristlere operasyon ha başlattı ha başlatacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Şu anda ateş altına alıyor. Az önce gözler artık güvenlik güçlerinin kuşatması altındaki Afrin'de.
Güvenlik güçleri Afrin'i gören tepelerde bekliyor. Bazı noktalardan ilçe merkezine 600 metreye kadar yaklaşıldı. Güvenlik güçleri 15 köy ve bir tepe daha kurtardı. Şu ana kadar 249 nokta teröristlerden temizlendi. Racu bölgesinde ise teröristlere ait bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi. Sivillerse PKK-PYD'li teröristlerden kaçıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun açtığı koridordan bölgeyi terk ediyorlar. Teröristlerin engelleme girişimine rağmen ilçeden ayrılıyorlar. Kandil'den Afrin'e gönderilen terörist başlarının da ilçeden ayrıldığı yönünde bilgiler var. Yerel kaynaklara göre kuşatmadan önce kaçtılar. Kaçan bazı teröristlerin örgüt tarafından öldürüldüğü de iddia ediliyor. Terör örgütü kentin girişinden merkezine uzanan savunma hatları inşa etti. Bu hatlar hendekler, çukurlar ve bombalı tuzaklardan oluşuyor. Ayrıca caddelere hakim binalarda keskin nişancı mevzileri hazırladılar. Teröristlerin tamamına yakını sivil kıyafetler giyiyor. Amaç öldürülen teröristleri sivil olarak gösterip kara propagandayı sürdürmek. Afrin'in 3 boyutlu haritaları sürekli güncelleniyor. Bu haritalar üzerinden hazırlanan planlar da revize ediliyor. Bu arada bölgeden bir de acı haber geldi. Arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Teğmen Muhammed Kır şehit oldu. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görevli Erzurumlu Kır'ın şehadet haberi Kayseri Talas'ta oturan ailesine bildirildi. Şehidin oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatıldı. Afrin'de teröristlerin yolu kapatmak için kullandığı iş makinesi imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK-PYD'li teröristlerin yolu eleştirdikleri iş makinesini vurdu. İşte o görüntüler. Hem hendek kazmak hem de sivillerin kaçışını engellemek için kullandılar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri affetmedi. Terör örgütünün iş makinesi işte böyle vuruldu. Mehmetçik Afrin'i kuşattı. Sivillerin çıkışı için de bir koridor bıraktı. Ancak PKK-PYD'li teröristler bu çıkışlara engel olabilmek için her şeyi yaptı. Bu görüntüler daha birkaç gün önce kaydedilmişti. İHA'lar teröristlerin sivillerin şehirden çıkışını silah zoruyla engellemeye çalıştıkları anları böyle görüntülemişti. Milli İHA'ların kaydettiği bir diğer görüntüde ise sivillerin önü iş makineleriyle kesilmişti. Çıkışları yine engellenmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri o an orada sivillerin olması nedeniyle müdahale etmemişti. Siviller ayrıldıktan sonra o iş makinesi nokta atışıyla vuruldu. O görüntüler Zeytin Dalı Harekatı'nın ne denli titiz ilerlediğinin de kanıtı oldu. Terör örgütü PYD-PKK Afrin yenilgisinin faturasını Sözde Enformasyon Bakanı Ömer Alluş'a kesti. Afrin'e rejim güçlerini getiremeyince Tel Abyad'da adamını bakın nasıl infaz etti. Terör örgütü PKK-PYD içinde infazlar sürüyor. İddiaya göre bu kez örgütün önemli isimlerinden biri olan Ömer Alluş infaz edildi. Terör örgütü PKK-PYD'nin Sözde Enformasyon Bakanı olan Ömer Alluş, Esed rejimiyle görüşme trafiğini yönetiyordu. Afrin'e rejim destekli Şii milislerin girişini sağlayacaktı. Ancak Türkiye'nin kararlı tutumu ve terör konvoylarını vurması üzerine Esed rejimini Afrin'e sokma planları tutmadı. Ve iddiaya göre terör örgütü başarısızlığın faturasını Ömer Alluş'a kesti. Ve Tel Abyad'da terörist Alluş infaz edildi. Alluş, PKK-PYD'nin terör örgütü DEAŞ ile Rakka'da yaptığı anlaşma sürecinde de rol alan isimlerden biriydi. Tahliye planını ve şartları da o açıklamıştı.
Ve Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK-PYD destekçileri Afrin'de büyük bir bozguna uğradı. Türkiye'yi durdurmanın yolunu batıdaki finansörlerin sivil katliamı iddialarına destek oluşacak yalanlar üretmekten geçtiğini düşünüyorlar. Bu yüzden de her yolu deniyorlar. Önce terör hesapları üzerinden o işte uydurma fotoğraflar yayınladılar. Ardından bu fotoğrafları mobil billboardlarla Avrupa caddelerinde, sokaklarda dolaştırdılar. Tekerlekli mobil billboardlarla New York sokaklarında gezdirdiler. Şimdi de bir kara propaganda filmi hazırladıkları ortaya çıktı. Prodüksiyon ve oyunculuk kötü olsa da bu sene kara propaganda dalında ödülü terör örgütü PKK-PYD kapacak gibi. Konsept şu: Türk ordusu Afrin'de sivillerin tedavi gördüğü bir hastaneyi bombalar ve olaylar gelişir. Sözde mağdurların hallerine bakılırsa senaryo siviller kimyasal gaz kullanılarak öldürülüyor iftirası üzerine kurgulanmış. Ama daha ilk tezat orada başlıyor. Zira sinir gazı olsa sinir sistemini doğrudan etkiler ve hayati fonksiyonları felce uğratır. Burada öyle bir durum yok. Klor gazı olsa tıpkı su içerisinde boğulmak gibi bir ölüm meydana gelir. Sahte ağlamalardan anlıyoruz ki nefes almak gibi bir sorun söz konusu değil. Videoda daha ilginç yanlar da var. Örneğin yaralanmaların sadece uzuvlarda meydana gelmesi. Artık senaryoya göre nasıl bir saldırı söz konusuysa seçerek yaralıyor. Bandajların durumuysa en kilit nokta. Yatakta çocuğuyla birlikte yatan kadının dizine dikkat. Bandaj kıyafetin üzerinden sarılmış. Bu ayrıntı bizi Afrin'den 10 bin kilometre uzağa Pensilvanya'ya götürdü. FETÖ elebaşına uygulanan kıyafet üstünden tansiyon ölçme komikliğini hatırladınız mı? Fethullah Gülen'in son dönemlerde daha da kötüleştiği belirtilen sağlık durumu röportaja zaman zaman ara vermemize de neden oldu ve süremizi sınırladı. Kıyafet üstünden tansiyonun ölçülebilmesi ve bandajın işe yaraması için terörist olmak şart galiba. Sözde yaralı kadının ağlamasındaki yapmacıklıktan bahsetmiyoruz bile. İşin içine çocukları da katmışlar ki video daha vurucu olsun. Ancak işte o nokta çocuk oyuncuyla çalışmanın zorluklarıyla tanıştırmış onları. Zira ölü ya da baygın numarası yapması beklenen çocuğun gözleri başlangıçta fıldır fıldır. Kameraya yaklaşınca gözlerini kapatmak aklına geliyor. İşte tam o sırada kadraj kadına odaklanınca hazırlıksız yakalanıyor. Daha içten acı çekmeye başlıyor. Ve yataktaki ikinci kadın gözlerini kameradan ayıramıyor. Zaten kolunda serum kiti var ama hortumun ucunda bir serum şişesi yok. Artık provokatif videonun senaryosuna göre nasıl bir bomba atıldıysa serumla iyileşebiliyor. Üstelik çarşafların temizliği de cabası. PKK-PYD ve destekçileri Afrin'de büyük bir bozguna uğradı. Türkiye'yi durdurmanın yolunun batıdaki finansörlerinin sivil katliamı iddialarına destek oluşturacak yalanlar üretmekten geçtiğini düşünüyorlar. Ancak Afrin kuşatma altında olduğundan ne reklamcı dostlarından yardım alabiliyorlar ne de prodüksiyon yardımı. İşte ortaya da bu komik videolar çıkıyor. Yalnız hakikaten çok komik değil mi ya? Daha bakalım neler göreceğiz yani şu senaryolar. Bu senaryolar acaba mesela Türkiye'de bunların yerli işbirlikçileri var ya, yani Türkiye sivil katliamı yapıyor falan, goy goy yapanlar. Hatta meclis çatısı altında, Gazi Meclisi'nin çatısı altında Türkiye'yi böyle insanlığa karşı suç işlemekle itham edenler falan. Onların aralarında sinemacılar falan da var biliyorsunuz. Gerçi o sinemacılar falan iyi adamlardı, böyle ödüllü müdüllü filmler çekerlerdi, komik momik. Hani bu kadar kepaze bir filmi onlar bile imza atmış olamazlar diye geçiyor insanın aklından. Güzel, o şey detayı önemliydi. Çocuk oyuncuyla çalışmanın zorlukları. Çocuk çünkü beni çekiyor mu diye bakıyor. Bir de o yaralı kadını gördünüz değil mi? Hani pantolonun üzerinden bandajlanmış ya. Ablanın sol bacağını bandajlamışlar. Abla tabii hangi bacağının bandajlandığını unuttuğu için sağ bacağını tutuyor. Ay anam, bacağım bacağım diye. Ah işte böyle ya. Neyse. İşte bir bir böyle tel tel dökülüyor bunların şeyleri de. Şimdi 3500'ü geçti itlaf edilen terörist sayısı ve ilk günden beri hep şu soru soruluyor: bu öldürülen teröristleri kim nasıl sayıyor?
kim nasıl sayıyor sorusunu normal şartlar altında hani abartarak veriyor Türk Silahlı Kuvvetleri demek için söylüyorlar. Oysa şimdi size bölgeyi çok iyi tanıyan, bölge coğrafyasını çok iyi bilen ve orada yaşananlara vakıf bir terör ve güvenlik uzmanı olan Abdullah Ağar'ın teröristleşi sayma üzerine yaptığı değerlendirmeye getirecek ekranlarınızı. Son derece kritik. Çünkü Abdullah Ağar'a göre açıklanan resmi rakamlar gerçekte itlaf edilen teröristin sayısının yanında çok çok az. Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı savaş tarihi açısından ders niteliğinde. Kısa sürede 3500'ün üzerinde terörist etkisi hale getirildi. Türk ordusu sivillere zarar vermeden Afrin merkezi kuşattı. İş sadece son darbeye kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri her gün etkisiz hale getirilen terörist sayısını güncelliyor. Peki o teröristler nasıl sayılıyor? Cevap güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan geldi. Bilgiyi sosyal medya hesabından verdi. Öncelikle SİHA, İHA, helikopter ve jetlerden oluşan hava güçlerimiz sayımı daha ateş başlamadan yapıyor. Bir sayım da hedef vurulduktan sonra yapılıyor. Bunun için çok gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanılıyor. Tanklarımızın da gerek termal gerekse diğer mercek sistemleri mevcut. Yani bütün bu ateş destek vasıtalarımız atışın hedefteki tesirini görebiliyor. Her şey bittikten sonra kayıt altına alınan sayımlar raporlaştırılıyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayı konusundaki titizliği bununla da bitmiyor. Çatışma alanları ve ateş altına alınan hedefler sürekli insanlı keşif uçağı ve askeri uydularımızla teftiş ediliyor. Teröristlerin hareketleri, alanlara giriş çıkış, sızma ve sıyrılmaları, sayıca artış ve azalmaları sürekli takip halinde. Yani aslında Türk Silahlı Kuvvetleri bir yere hedef almadan evvel oradaki terörist sayısını zaten biliyor. Ama aynı birimler hedef vurulduktan sonra da gözetleme yapıyor. Ve tabii kara birliklerinin kendi tespitleri de oluyor. Operasyonlar sonrası ele geçirilen alanlarda karşılaşılan teröristler çatışmaya giren birlikler tarafından bir bir sayılıyor. Bu tespitler havadaki verilerle karşılaştırılıyor. Yani pek çok gözlem ve karşılaştırmanın ardından yapılan analizler medyayla paylaşılıyor. Ancak terör örgütünün kayıplarını daha az göstermek için sahadan cesetleri kaçırmaya çalıştığı da bilinen bir gerçek. Teröristlere her ne olursa olsun geride ceset bırakılmaması yönünde talimat veriliyor. Hatta bunun için bir cezalandırma sistemi de var. Tüm bu faktörler düşünüldüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getirilen terörist sayısını az bile açıklıyor. Türk ordusu Afrin'e girmek üzere ve ata buraya gelene kadar stratejik noktalardan, köylerden ve işte diğer yerleşim yerlerinden geçti. Oralarda terör unsurlarını bir bir temizledi ve köyleri asıl sahiplerine iade etti. Peki şimdi o köylerde durum nasıl? Terörden arındırılan, teröristten temizlenen köylerdeki son tablo gelecek şimdi ekranlarınıza. Afrin'de terörden temizlenen bölgelere bahar geldi, koyunlar yeniden kuzuladı. Yöre halkı PYD-PKK'dan korkmadan yaylalara çıkıyor, çocuklar yine gülüyor, oyun oynarken etrafa neşe saçıyor. Biz de büyük sıkıntılar yaşadık. Yıllardır hayvanlarıma bakabilmek için her ay yüklü miktarda para vermek zorunda kalıyordum. Üstelik çıktığım meralarda sınırlıydı. Allah'a şükür. Şu anda verimli otlaklara hayvanlarımı özgürce götürebiliyorum. 57 yaşındaki Salih Hamut da onlardan biri. Suri köyünde besicilik yapıyor. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır diyor. Allah ıslah ümmet Muhammed. Allah ıslah İslam. Köy teröristlerden temizlendikten sonra Türk askeri yanımıza geldi ve artık özgür olduğumuzu söyledi. Yemeklerini bizimle paylaştılar. İlaç istedim, hemen getirdiler. Torunlarıma süt ve mama aldılar. İnşallah bundan sonra tüm Suriye özgürlüğüne kavuşur. Burası da Cin Deresi.
terör örgütü burada büyük bir bozguna uğratıldı. Afrin Harekatı merkeze kayar kaymaz Cin Deresi'ni ihya çalışmaları başladı. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi buralar artık PKK-PYD'nin değil, gerçek sahiplerinin. Her tarafta Öcalan ve onları simgeleyen resim ve figürler vardı. Onları yakıp bir bir temizledik. İnşallah kısa bir süre içinde şehri yeniden ayağa kaldıracağız ve insanların hizmetine sunacağız. Duvarlarda asılı teröristlerin fotoğraflarının kaldırılması, posterlerin imha edilmesi, sokaklardaki örgüt yazılarının silinmesi ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının güvenlik nöbeti tutması, hepsi beldedeki normalleşmenin birer simgesi. Yöre halkının uğradığı terör zulmünün sona erdiğinin birer nişanesi. İnsanların içi rahat olsun. Bizim ne Kürt kardeşlerimizle ne de kimseyle sorunumuz yok. Masum olan herkese burada adaletle davranacağız. Terör örgütü PKK-PYD'nin şehre verdiği zararı görmek hala mümkün. Örneğin Selahattin Eyyubi Camii. Örgütün camilere ve İslam inancına karşı duyduğu alerji burada da kendisini göstermiş. Caminin camları kırılmış, birçok noktası yıkılmış. Özgür Suriye Ordusu ve Mehmetçiğin beldede kontrolü sağlamasının ardından cami cemaati uzun aylar sonrasında ilk kez içleri rahat bir şekilde namazlarını kılıyor. Daha önce sivillere kısa mesajla Afrin'den çıkış güzergahını göndermişti Türk Silahlı Kuvvetleri. Şimdi de yine bölgedeki sivillere dönük radyo yayını yaptı. Radyoda yayınlanan bildiride Afrinli sivillere Türk Devleti'nin adaletine güvenin. Bu duyuru Afrin Merkezi operasyon öncesindeki son çağrı olarak nitelendirildi. Afrin merkezde fırtına öncesi sessizlik var. Yahya Kemal Beyatlı'nın da söylediği gibi kopacak fırtınanın adı Türk ordusu. Teröristlerde gergin bekleyiş devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin içini rahatlatmak için elinden geleni yapıyor. Örneğin Afrinliler radyodan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı bu bildiriyi dinlediler. Meskun Mahalle operasyonları öncesinde son çağrı yapıldı. Mesajı oluşturan kelimelerse dikkatle seçilmiş. Kardeşlik vurgusu yüzlerce yıldır aynı topraklarda yan yana yaşamayı başaran iki halkın kadim bağlarını anlatıyor. Adalete vurguysa Türkiye'yi, devleti, terör örgütleri ve destekçilerinden ayıran en büyük özelliği. Zira adalet suçlu ve masumu ayırmak için var. Bu da ancak halkın kendi kendini yönettiği meşru bir devlet eliyle sağlanabilir. Ve son cümle. Bu cümleyle Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı bölgesine atıfta bulunuyor. Azez'de, Elbap'ta sağlanan güvenlik ve refah hatırlatılıyor. Afrinlilere terör örgütünün zulmünden uzak bir hayat vaat ediliyor. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı değişti biliyorsunuz. Rex Tillerson gitti, yerine Mike Pompeo geldi. Rex Tillerson'ın ABD Dışişleri Bakanı olarak görevini sürdüreceği zannedildiği dönemde bir randevulaşma yapılmıştı. 19 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye gidecek ve Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya geleceklerdi. Fakat işte bu plan öncesinde Tillerson görevden alındı. Mike Pompeo'nun ataması da yapıldı fakat görevine ayın 1'inde başlayacak. Dolayısıyla o zaman dilimi içerisinde aslında Dışişleri Bakanı'nın ABD'de muhatabı yok. Dolayısıyla da bu buluşma ertelendi. Yani 19 Mart'ta yapılacak olan buluşma ileri bir tarihe ertelendi. Fakat temas kesilmiş değil. Çünkü 21 Mart'ta teknisyenler düzeyinde bir buluşma yine ABD'de gerçekleşecek. Yani üst düzey sözüne itibar edilir. Üst düzey bürokratlar bir araya gelecekler ve ABD-Türkiye arasında daha evvelden çerçevesi çizilen mutabakat üzerine detay görüşmelerini yapacaklar. 19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için
bu ertelenebilir. Görüşmenin ertelenebileceği sinyalini vermişti Çavuşoğlu ve 19 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret ertelendi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptı. Randevunun ertelenmesinin nedeni ise ABD'deki koltuk değişimi. İki ülke arasında kurulması kararı alınan çalışma grupları ilk toplantısını 8 Mart'ta yaptı. Toplantıların bir sonraki adımı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 19 Mart'ta yapacağı görüşmeydi. Masada Münbiç yer alıyordu. Ancak Salı günü ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldığını, yerine de CIA Başkanı Mike Pompeo'nun atandığını duyurdu. Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir. A şahsı gider, B şahsı gelir. Onlar Amerika'nın iç meselelerdir. Türkiye kim gelirse gelsin, duruşu gayet bellidir, nettir. Rex Tillerson'ın görevi 31 Mart'ta sona erecek. Tillerson görevi bırakmadı ve CIA Başkanı Pompeo da göreve resmen atanmadı. Yani Mevlüt Çavuşoğlu 19 Mart'ta Tillerson'la görüşme yapsa dahi Tillerson birkaç gün sonra yetkisiz kalacak. Bu nedenle Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti ertelendi. Görüşmenin yapılacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak Pompeo ile ilk görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtiliyor. Bu arada üst düzey ABD'li bir yetkili ise bakanlar seviyesinde olmasa da 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Suriye konulu bir toplantının düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Yetkili ABD'nin teknik komitelerin çalışmalarını yürütmesini istediğini belirterek iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Şimdi beklenen oldu. Ya beklenen neydi? Yani işte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aslına bakarsanız yani adını koymadan yükselttiği kaygı. Türkiye'de Tillerson ve Çavuşoğlu ve Tillerson Türkiye temaslarında tabii Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilmişti biliyorsunuz. Bir görüş birliğine varıldı ve bu görüş birliği devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'nın son ve öldürücü hamlesi olan Münbiç öncesinde ABD ve Türkiye'nin beraber hareket etmesi yönünde bir çerçeve mutabakat. Şimdi bize göreden önce tabii biz Türkiye'de Çavuşoğlu'nun Moskova'ya yolunda yaptığı açıklamadan önce Washington Post'tan bunu öğrendik. Hatırlıyorsunuz Yavuz Atalay bağlandı sabah ve dedi ki Washington Post'ta bugün enteresan bir iddia yer alıyor. Hatta dedi bunu Washington Post'un iddiası olarak vermemiz lazım. Çünkü daha tarafların resmi açıklamasını duymadık dedi Yavuz Atalay'ın. ABD'den bağlandığında yaptığı o değerlendirmeyi hatırlayın. Türkiye ve ABD Münbiç'ten PKK unsurlarının temizlenmesinde beraber hareket etme konusunda anlaşmış gibi görünüyor dedi. Washington Post'un iddiasını anlatırken. Aynı gün Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türk tarafının resmi görüşü olarak o anlaşmaya doğrulayan açıklamalar yapmıştı. Yani aslına bakarsanız Tillerson gitmeseydi bugünlerde biz Münbiç konusunda bambaşka bir şey konuşulacaktık. Ama Tillerson gitti. Hatta şöyle dedim ben hatırlayacaksınız. Tillerson'ın vardığı anlaşmayı nasıl yiyeceğiz, nasıl yiyecek acaba Amerika diye merak ederken doğrudan Tillerson'ı yediler dedik hatırlayacaksınız. Şimdi ise yeni bir dönem başladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert çıktı ve dedi ki ortada anlaşma falan yok. Evet bir anlaşma olsun diye uğraşıyoruz. Ama henüz uğraşma evresindeyiz. Daha öyle üzerinde karara varılmış, anlaşılmış bir metin yok dedi. Sözcü Nauert, bakanlıktaki günlük basın briefinginde Zeytin Dalı Harekatı ve Münbiç konusundaki görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Heather Nauert, Türkiye ile Münbiç konusunda birçok görüşme yapıyoruz. Geçen hafta Türk yetkililerle 1,5 gün süren toplantılar yaptık. Bir anlaşmaya varmak için halen çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalar da yapan sözcü, Afrin'e yönelik harekatın ABD'nin önceliği olan DAEŞ'le mücadeleden gözleri kaydırdığını iddia etti. Afrin, bizim operasyon alanımız değil dedi. Bir kez daha söyleyelim. Evet doğru. Heather Nauert'in bahsettiği süreç yani bir adım geri alınmış oldu anlaşma süreci.
Dışişleri Bakanlarının 19 Mart Washington buluşması ertelendi ya da iptal edildi. Çünkü yani evet, Başbakan Binali Yıldırım ilişkiler kişilere bağlı değildir. Devletler ilişkilerini sürdürmeye devam ederler. Kişiler değişse de demişti ama yani toplam sonuç çok öyle olmadı. Yani Tillerson gidip Mike Pompeo gelince resetlenmiş gibi oldu sanki tablo. Fakat 19 Mart'taki o buluşma ertelendi ama 21 Mart'ta, bunu da buradan söylemiş olalım, 21 Mart'ta teknik düzeyde heyetler bir araya gelecekler ve o görüşmelerin detay değerlendirmesini yapmaya devam edecekler. Onu da buradan söylemiş olalım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dün değerlendirmelerde bulundu. Afrin bölgesinin %70'inde güvenlik sağlandı dedi Profesör İbrahim Kalın. TRT Haber'de gündeme ilişkin sorular yanıtlayan Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Afrin'i kimin yöneteceğini de ilk kez açıkladı. Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge hamdolsun büyük oranda teröristlerden temizlendi ve çok büyük bir kısmı şu an itibariyle %70'in üzerinde, coğrafi konum itibariyle kilometre kare olarak söylüyorum, güvenliği sağlanmış durumda. Afrin'in büyük bölümü artık güvende. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Çok kısa bir zaman içerisinde biz Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz inşallah önümüzdeki günlerde. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TRT Haber'de Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı. Kalın, Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra Afrin'i kimin yöneteceğini açıkladı. O yönetimde Esed rejimi yok. O bölge bir güvenli hat haline gelmiş olacak. Birinci önceliğimiz tabii Afrin'de, Afrin halkının öncülüğünde bir yönetim biriminin kurulması. Yani bizim orayı rejime vermek gibi bir niyetimiz, düşüncemiz de yok. Rex Tillerson artık ABD Dışişleri Bakanı değil. Bu nedenle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Tillerson arasında Amerika'da yapılması beklenen Münbiç toplantısı iptal edildi. Peki Türkiye ve ABD arasında kurulan Suriye masası görev değişiminden etkilenecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü net konuştu. Bizim üzerinde mutabık kaldığımız çerçeve Amerikan devleti açısından bağlayıcıdır. Yani Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye bu üzerinde mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ve adeta insanlığın utanç tablosu haline gelen Doğu Guta. Rusya ve Esed güçleri terör örgütü El-Nusra'yı bahane göstererek sivilleri öldürmeyi sürdürüyor. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabası dışında çalışan başka bir mekanizmayı ilk kez açıkladı. O mekanizmanın odağında MİT var. Nusra ve diğer unsurların Doğu Guta'dan çıkartılmasıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatımızın yürüttüğü bir çalışma var şu anda. Onun netice alması için arkadaşlarımız hakikaten uğraşıyorlar ama çok kolay bir şey değil. Yani gene 300-400 bin insanın yaşadığı bir bölgeden siz bir işte 300-500 ya da 1000 kişilik bir grubu çıkartacaksınız. Peki hadi gelin gazetelere bakalım. Hem Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda kat ettiğimiz mesafeyi anlatacağız size. Hem Çiftlik Bank'ın şu tosuncuğunu maceraları çıkıyor yavaş yavaş ortaya. Şunu göstereyim ama ya bu çok şey, bu çok güzel. Eren Çakar'mış şey adı, sahne adı. Çocuğun sahne adı Eren Çakar'mış. Egoman ya da Egoman diye şey yapmış, ne derler. Yani kaset yapmamış da böyle single gibi bir şey yapmış galiba. Rap söylüyormuş. Ne enteresan, tosuncuk rapçiliğe de soyunmuş diye. Vallahi şimdi böyle arkasından tosuncuk diye atıp tutmak kolay. Çocuk çarptı gitti yani. Daha evvel röntgen gözlüğü satmış internetten. Almış insanlar. Yani röntgen gözlüğü, bir insan röntgen gözlüğünü niye satar? Niye satar? Ben size söyleyeyim sebebi. Bir tane sebebi vardı. İnsanı dolandırmak için satar. Peki bir insan niye röntgen gözlüğü almak ister? Sapıktır da ondan. Yani ilişkiye bakar mısınız? Yani röntgen gözlüğü satanla alan arasındaki ilişki zaten resmi bize koyuyor ortaya. Biliyorsunuz bu bazen internet alışverişlerinde falan çok sarsıcı dolandırıcılıklar oluyor. Hani bir şey sipariş ediyor. Karşılığında işte bir kutu geliyor, içine salatalık falan çıkıyor. Ve kimse kimseye söyleyemiyor. Şikayet edemiyor. Yani yasal yolları kullanamıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü içinden salatalık çıkan paketi sipariş ederken aslında insanların hiç de ne sipariş ettiğini bilmemesi gerektiğini düşündüğü, yani insanlara söyleyemeyeceği şeyleri internetten sipariş ediyor. O da onu biliyor. Nasıl olsa diyor, bu karısına söyleyemez ne sipariş ettiğini diyor.
O yüzden onu dolandırırken de rahat davranıyor. Yani bu işler biraz da öyle oluyor yani. Bu Tosuncuk da böyle röntgen gözlüğü satmış sapıklara. Tabii ortada röntgen gözlüğü falan yok. Bunlar şeyden Eminönü'nden tanesi 5 liraya toptan almış. Onları satmış işte röntgen gözlüğü diye. Bu kadar insan aptal olamazdı da bir vereyim, ondan sonra gündemdeki konulara geçeceğim. Hazır elimizi açmışken söyleyelim. Bu kadar insan aptal olamaz şu, mağdurlardan birine mikrofon uzatıyorlar. Diyorlar ki bu Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz? Mağdur şöyle diyor, üye sayısına baktım, üye sayısı çoktu. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm diyor. Bu kadar insan aptal olamaz ya herhalde demiş ve ona güvenerek bu sisteme girmiş. İnsanlara tabii aptallıkla itham etmek haddimize değil. Fakat bu topraklar çok ciddi dolandırıcılıklar gördü. En baba dolandırıcılığı da söyleyelim. Şimdi Çiftlik Bank vurgunun yaptı gitti ya bu adam, 511 milyon lira 77 bin kişiden. Bunların aralarında bir kısmı sizin Çiftlik Bank'a kaptırdığınız paraları geri alırım diye bir simsara 500 lira daha kaptırmışlar. Bazen sözler tükeniyor ya, değil mi? Aslan sosyal demokratlar. Sosyal demokratların kralı. Ne diyordu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu? Benden habersiz televizyona çıkanın cezalandırırım. Değil mi? Çıkamazsınız diyor benden habersiz televizyona. Bana soracaksınız, ben söyleyeceğim diyor televizyona çıkıp çıkmayacağınızı. Niye? Çünkü Allah muhafaza yanlış bir laf edersiniz, başımızı belaya sokarsınız. Peki, nasıl bir parti içi özgürlükse bu? Hep bundan şey yapıyorlar ya, demoruyorlar ya. Bizim partimiz çok demokrat bir partidir, parti içi özgürlükçü bir partidir. Fikir hürriyeti vardır, herkes dilediğini söyler. Bekir, şu üstteki Twitter kutularını görebiliyor musun? Şaka, vallahi mı? Sevim, bu Bekir çok yetenekli bir çocuk ha, yemin ediyorum. Yani başkası olsa göremezdi, değil mi? Bora olsa göremezdi mesela. Bekir görüyor. Bora bir ilk sefer uğraştı, göremedi mesela. Tolga abi de görür ama, değil mi? Tolga abi Bekir'den daha güzel görür bence. Tuncay Özkan, Barış arkadaş Mustafa Balbay tweet atmışlar. Tweet, bildiğiniz troll robotları vardır ya böyle, hani tek bir Twitter mesajı yazarsınız, bilgisayara komut verirsiniz, 70-80 tane Twitter hesabından aynı anda mesaj çıkar. Resmen o. Oturmuşlar Tuncay Özkan, Barış arkadaş Mustafa Balbay, aynı mesajı Twitter hesaplarından yollamışlar. Meclis Başkanı AKP ile MHP'nin gizlice anlaşıp seçim güvenliğini katleden yasayı sabaha kadar geçirme kararı aldığını gece yarısı öğrendi. 12 Mart'ın yıl dönümüne bu yakışır. Mesaj bu. Mesaj bu ve mesajı yazan abiler, CHP'li abiler nedense, her ne hikmetse, akıllarına bu konuyla ilgili aynı mesajı yazmak gelmiş yahu. Size ne? Aynı ifadeleri kullanmak gelmiş akıllarına. Sizi ilgilendirmez. Adamlar böyle uygun görmüşler. Kılıçdaroğlu'nun farklı görüş açıklayanları partiden kovmakla tehdit etmesinin ardından CHP'li milletvekillerinin neredeyse aynı anda aynı tweet'i atması sosyal medyada alay konusu oldu. Kendisine muhalif olanları susturmak isteyen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta düzenlenen kurultayda milletvekillerini açık açık partiden kovmakla tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu'nun gazabına uğramak istemeyen CHP'li vekiller çareyi birbirinden kopya çekmekte buldu. Ha, hikaye oymuş. Vekil hep senin yüzünden. Hikaye oymuş. Şimdi bir tanesi yazmış, tepki almayınca, ha demek ki böyle yazınca Kemal Bey kızmıyor demişler. Ne yazarsak Kemal Bey kızmaz. Tuncay Özkan şöyle diyor, ben şunu yazdım kızmadı. Barış arkadaş diyor ki, dur ben de yazayım aynısını, bakayım ne diyecek. Yazıyor, bana da tepki göstermedi. Mustafa Balbay geliyor o zaman, tamam o zaman diyor, bana diyor sen WhatsApp'tan at, ben de onu olduğu gibi şey yapayım. Muhtemelen tablo aşağı yukarı böyle çıktı. Ne enteresan. Tabii Barış arkadaş vaktiyle çok kızdırdı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl işte Sorosçu TSEV'in kurucu üyesi olduğunu falan ilk ortaya çıkaran biliyorsunuz gazetecidir.
o koltukta nasıl oturuyorsun falan filan diye böyle parmak sallayan, bugünkü CHP kadrolarını Pensilvanya'ya gidip elete öpmekle falan itham eden falan Barış'ı arkadaştır biliyorsunuz. Vaktiyle çok kızdırdı. Sonra milletvekilliğini kapınca rahatladı. O, öyle oluyor o işler. Biraz böyle ver yansın ediyorsunuz. Sonra tamam gel seni milletvekili yapalım deyince duruyor hepsi. Hikaye ondan ibaret. Evet, peki. Size bir de futbol haberi vereyim. Derbide müthiş tesadüf. Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tarihi bir tesadüf yaşanacak. 6 yıl önce yine 17 Mart'ta yapılan derbide yine Aykut Kocaman'la Fatih Terim karşı karşıya gelmiş. Maçı Bülent Yıldırım yönetmişti. 2-2 biten maçın bahis oranları bile aynıydı. Şimdi yine Bülent Yıldırım, Fatih Terim, Aykut Kocaman üçlüsü. Yine bir 17 Mart'ta. Aga rakamlara bak ya. 17 Mart'ta üçü yine bir araya gelmiş. Enteresan. Seyhun kaç kaç biter maç? Seyhun anlamaz ki. Seyhun anlamaz ki. Biz de ona maç soruyoruz. Seyhun'a diyorum Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç biter? O da bana diyecek maçı Beşiktaş alır. Hah, öyle diyor bak maçı Beşiktaş alır diyor. Afrin bir haftaya tamam. Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı gazetecisi Kemal Gümüş'ün ve Adnan Gül'ün fotoğrafını görüyoruz burada. Star'ın manşetinde. Afrin'de artık kritik aşamaya geçildi. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu kente 700 metre mesafede konuşlandı. Özgür Suriye Ordusu Genelkurmay Başkanı Adnan Ahmet bir haftaya kalmaz kenti inşallah temizleyeceğiz dedi. Şu Adnan Ahmet'in fotoğrafı azıcık aşağıya Bekir. Şuraya. Gel. Hop bak bu güzel. Özgür Suriye Ordusu Genelkurmay Başkanı Afrin operasyonunda gelinen noktayı ve izleyecekleri stratejiyi anlattı. Şu an Afrin'in dört tarafını kuşattık, kırsaldaki köyleri temizledik. Diğer köylerde de operasyonlarımız sürüyor. Bir haftaya kalmaz kenti temizleyeceğiz. PYD-PKK kaçtıkları yerlerde ölüm kusan tuzaklar bırakıyor. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevat Hattab da şehirde sıkışan terör örgütünün alçak yönteminden bahsetti. Teröristler kenti terk etmek isteyen her aileden iki kişiyi alıkoyuyorlar. Her aileden bir erkeği silah altına alıp cepheye gönderiyor. Bu kişinin kaçmaması için de bir kadını rehin alıp diğerlerinin gitmesine izin veriyor demiş. Ancak böyle metotlarla ancak adam toplayabilirsiniz. Çünkü artık şey kalmadı yani. Artık direnme gücü kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 24'e konuştu dün. Uber'in yerlisi kavgayı bitirir. İBB Başkanı Mevlüt Uysal 24 TV'de katıldığı canlı yayında taksici Uber kavgasına İ-Taksi ile son noktayı koydu. İBB olarak geliştirdiğimiz İ-Taksi aslında Uber'in yerlisi. 17 bin taksicimiz bu sisteme dahil olursa vatandaş Uber'e ihtiyaç duymaz demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal 24 canlı yayınında. Sayın Başkan'ın altını çizdiği noktayı anladınız mı? Şimdi meseleyi getirip Uber sarı taksi kavgasına dayamak bu mevzuyu hiç anlamamış olmak demektir. Bakın konunun sarı taksi Uber kavgasıyla alakası yok. Konu başlı başına bir inovasyon ve serbest piyasa ekonomisi kavgasıdır. Diğer detaylar işte araba kokuyor, koltukları pis, şoför sigara içiyor. Bunların hepsi abuk subuk. Antin kuntin detaylar. İşin aslı esası şu. Bir ilerleme söz konusu ve bu ilerlemeye karşı bir muhafazakar direnç var ortada. Hani CHP'nin 70'lerin ortalarında köprü yaptırmayız direnci var ya, onun gibi köprü yaptırmayacağını neyle geçeceğiz? Salla geçmeye devam edeceğiz karşıya. Bu. Tamamen şey. Çünkü bir dönüşümün tam ortasındayız şu anda ve bu dönüşüme direnmek kadar büyük lüzumsuzluk yok. Şimdi Sayın Başkan İ-Taksi'den söz ederek bunun yerlisinin altyapısını geliştirdik. Şimdi bunlara şey topluyoruz diyor. Yerlisi var zaten. Haydar Çolakoğlu yapmış. Yolo diye bir uygulama var. 300 araç şu anda bu Yolo sistemine kayıtlı. 7000 de müşterisi var. Yerli istiyorsanız %100 yerli.
Karim var, Dubai merkezli çalışan. Olev var. Yani başka firmalar da var. Şimdi Uber deyip duruyoruz da Uber markası çok bilinen bir şirket olduğu için Uber üzerinden yürüyor. Oysa Yolo gibi, Olev gibi, Karim gibi markalar zaten var. İyi Taksi'yi de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal zaten ifade etti. Dün size burada bahsettik. Google'ın geliştirdiği Chrysler var. Şu anda Arizona Phoenix'te sürücüsüz olarak hizmet veren bir taksi eve kadar geliyor, yolcuyu alıyor, kodladığınız adrese götürüyor. Yani Yoyo diye bir uygulama var biliyorsunuz. Bir kart ediniyorsunuz, o kartla beraber araç kiralıyorsunuz kendinize. Yani sistem dönüşüyor ve bu dönüşümün karşısında durmaya, direnmeye çalışıyor sistem. Şimdi bir saniye. O zaman size şunu nereye koydum? Arıyorum, bulamıyorum. Peki, sabaha göstereyim. Orada Şükran da bana şu akşam gazetesini bir getirsin. Seyyum bir söyledi, akşam gazetesini kaybetmişiz. Terör üssü yerle bir. Afrin'de PYD-PKK'nın eğitim kampı ve silah deposu jetlerimizin bombardımanıyla enkaza dönüştü. Sabah o terör inini görüntüledi. Afrin merkezinin hemen yanındaki kampta Amerikalı uzmanlar terör örgütünün sözde özel kuvvetlerine eğitiyor ve ABD yardımı silahlar depolanıyordu. Teröristler burada çekilen videolarla Afrin halkına propaganda yapıyordu. İşte bu terör üssünü jetlerimiz yerle bir etti. Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin girdiği kampta binaların enkazından top ve doç kanamlıları, füze başlıkları, binlerce el bombası ve gaz maskeleri çıktı. Kampta teröristlerin iş makineleriyle açtığı dev bir mağarada dikkat çekti. Terör örgütü bu mağarada çok sayıda hızlı araç gizliyordu. Kamptan tepeleri açılan onlarca tünelde ortaya çıkarıldı diyor. Terör üssü yerle bir haberinde. İade-i itibar. İran'da düşen uçağın pilotu Melike Kuvvet, FETÖ kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmış, sonra aklanmıştı. Tabutu Türk bayrağına sarıldı, üzerine uçuş üniforması örtüldü, iki subayı saygı nöbeti tuttu, itibarı iade edildi. İtibarı zaten en yüksek mertebedeydi de, işte uğradığı haksızlık ve mağduriyetin neticesinde yaşanan o garabet giderilmiş oldu. Vatan Gazetesi'nin bu manşetinden gördüğümüz tablo bu ve işte burada da cenazeden yürek Burkan, o fotoğrafı görüyorsunuz. Mina Başaran'ın babası ve babaannesinin fotoğrafı, Hüseyin Başaran ve Şehide Hanım'ın. Büyük acı, bu acıyla imtihan oldu bütün insanlık. Çok kısa bir ara, bu aranın ardından uyanma servisi devam ediyor olacak. Bir yere ayrılmayın. Trump orada bir İran meselesine de bir vurgu yaptı. Nükleer evet. Programla işte anlaşmayla ilgili anlaşmazlıkların da olduğu Tillerson'ın arasında. Bütün anlaşmazlıkların içerisinde buna vurgu yaparak görevden aldığını ifade etti. Aslında İran'la ilgili özellikle Ahmedinejad 2010 yılında hatırlarsınız Tillerson Afrika'daki bir resmi ziyaret esnasında haberi olmadan görevden alındı. Aynı şekilde o dönemin Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Muttaki Senegal'de, Afrika'daydı. Resmi bir ziyaretteydi. Ve Ahmedinejad birçok anlaşmazlık yaşadığı, kariyer diplomat biliyorsunuz evet. Muttaki'de. Çok anlaşmazlık yaşadığı bu Muttaki'yi de haberi olmadan görevden almıştı. Evet. Ya Tillerson Trump'ın hükümetinde inisiyatif alıp bir yön belirlemeye çalışan tek adamdı. Şimdi o da gitti. O da gitti. Artık o türbülans içine doğru çökme evresine gidiyor. Önemli bir çökme. İkinci kişi de McMaster. O da gidecek. O da gidiyor. O da onun da şey. Şimdi aslında Pentagon'la dışişleri arasındaki mesafe şimdi ciddi daha fazla da açılacak. Trump geldikten sonra o zikzakları gördüğümüzde şunu söylüyorduk. CIA ayrı telden çalıyor, dışişleri ayrı telden,
Trump ayrımına katıldığı Başbakan Yıldırım, dünyadaki krizlere ve Birleşmiş Milletler'in yetersizliğine burada değindi. Yıldırım, Azerbaycanlı öğrencilerin sürpriziyle de karşılaştı ve Zeytinli Harekatı'nda Karaman ve Meçik için yazdıkları mektubu bu öğrenciler Başbakan Yıldırım'a teslim ettiler. Azerbaycanlı öğrenciler Türk ve Azeri bayraklarıyla karşıladı Başbakanı. Binali Yıldırım'a sürprizleri vardı. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçikler için mektup yazmışlardı. Ayrıca resimler yapmışlardı. Mektuplar burada değil mi? Altta da resimler. Bakü Atatürk Lisesi öğrencileri Azerbaycan bayrağına sarılı bir Kur'an-ı Kerim de verdi Başbakan Yıldırım'a. Yıldırım'ın memnuniyeti yüzünden okunuyordu. Başbakan Yıldırım 6. Küresel Bakü Forumu'na katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte forumun açılışını yaptı. Gündem Suriye'ydi. Birleşmiş Milletler de reform çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'in küresel olaylarda daha güven arttırıcı bir yapıya kavuşturulması. Rekabetin değil, sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu da bu vesileyle gün gibi ortada. Yıldırım forum kapsamında bir panelde de konuşma yaptı. Silahlı çatışmalar, terör, savaş, kitlesel göçler, siber saldırılar artık belli ülkelerin, belli bölgelerin değil, herkesin sorunu haline geldi. İnsanlık ailesi bu tehditler karşısında geleceğini muhafaza etmek için ortak bir irade geliştirmeli. Başbakan Yıldırım çıkıştaysa gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündem yine Afrin operasyonuydu. Azeri gazeteci, Karabağ'da da PKK var. Ermeni işgali ve PKK'ya karşı ortak bir operasyon gündeme gelir mi diye sordu. Dost ve kardeş Azerbaycan'a buradan başkaca bir tehdit vaki olursa veya Türkiye'ye buradan bir terör tehdidi vaki olursa karşılığı mutlaka olur. ABD'de Dağlık Karabağ'daki Ermenilere ödül verilecek. Başbakan Yıldırım bu gelişmeye de tepki gösterdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Karabağ'daki Ermenilere ödül vereceğine oradaki insanlık suçunun hesabını sorsa daha yerinde olur. Başbakan Yıldırım temasları kapsamında ikili görüşmeler de yapıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ona eşlik ediyor. Çavuşoğlu ayrıca dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Azeri, Gürcü ve İranlı mevkidaşlarıyla buluştu. Sonra da hep birlikte kameraların karşısına geçtiler. Gündemde bölgesel meseleler vardı. Çavuşoğlu Ermenistan'a mesaj gönderdi. Bu bölgedeki ülkeler olmak üzere ülkelerin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz ve buna herkesin saygılı olması gerekiyor. Çavuşoğlu'nun bir sonraki durağı Kazakistan. Başkent Astana'da Rusya ve İran Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek. Gündemde Suriye var. Seçim güvenliği ve ittifak yasası hafta başı görüşmeleri başlamıştı. Bir hafta kadar devam eder zannediliyordu. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi inanılmaz bir performans gösterdi. Saatlerce kesintisiz görüşmelerini sürdürdü ve yasayı genel kuruldan geçirdi. Dün Cumhurbaşkanı'nın masasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onayladı ve seçim güvenliği ve ittifak yasası geçmiş oldu. Yeterliğine seçim güvenliği ve ittifak yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Erdoğan onayladığı yasayla siyasi partilerin başka bir partiyi destekleme kararı alamayacağına dair genel ilke kaldırıldı. Buna göre seçime katılma yeterliğine sahip partiler ittifak yaparak sandığa gidebilecekler. İttifak partileri pusula kurasına topluca dahil edilecek ve yan yana yer alacak. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Oy pusulasında ittifak partileri aynı çerçeve içerisinde bulunacak. İttifak sütunlarının üzerinde kısa kenarı 2 cm, uzun kenarı partilerin sütunlarının toplamı kadar olan dikdörtgen şeklinde ittifak ünvanı yazacak. Ünvan yoksa büyük harfle ittifak ibaresi olacak. Seçimler için 55 milyon olan seçmen sayısının
10 katı kadar, 500 milyon kadar zarf bastırıldığı iddia edilmiş ve kamuoyu bununla çalkalanmıştı. Neden bu kadar fazla sayıda zarf bastırıldı diye bu iddiaya YSK Başkanı'ndan Sadi Güven'den yalanlama geldi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 500 milyon oy zarfı basıldığı ve bu kadar zarfın şaibi oluşturduğu iddialarının asılsız ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Güven CHP'lilerin iddiası ve konuyla ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. YSK tarafından 18 Mayıs 2016'da alınan karar gereği 215 milyon sarı, 12 milyon turuncu, 70 milyon mor, 60 milyon mavi olmak üzere toplam 357 milyon oy zarfı hazırlatıldığını belirtti. Bu zarfların Cumhurbaşkanı, Milletvekili Genel, Belediye, İl Genel Meclisi ve Muhtarlık seçimlerinde kullanılacağını vurguladı. 215 milyon sarı oy zarfı Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimleri için hazırlandı. Rakamlar belirlenirken seçimin ikinci tura kalma ihtimali de göz önünde bulunduruldu. 12 milyon turuncu zarfsa İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerinde, 70 milyon mor zarf muhtarlık seçimlerinde, 60 milyon mavi zarf belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılacak. YSK Başkanı Güven tüm bu sayıların belirlenmesine ve hangi seçim bölgesine ne kadar gönderileceğine siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantılarda karar verildiğini de hatırlattı. Zarf ve pusulaların imali sırasında sürecin 24 saat kameralarla izlendiği, tesislerinde güvenlik güçlerince aralıksız korunduğunu vurguladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki ve Diyanet Teşkilatı'ndaki yeniliklerle ilgili bilgi verdi ve yol haritasını anlattı. Bekir Bozdağ, kadın din görevlilerinin Diyanet Teşkilatı içerisinde çok daha fazla yer alacağını paylaştı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet Akademisi ile tüm din görevlilerinin de eğitimden geçirileceğini kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni dönem başlıyor. Artık Diyanet Akademisi ile Diyanet Teşkilatı'ndaki tüm görevliler eğitimden geçirilecek. Ayrıntıları Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ paylaştı. Bu akademiyle imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi, vaiz ve müftülerin hizmete girmeden önce bir eğitimden geçirmesini öngörüyoruz. Asgari en az bir yıl eğitimden geçecek. Bir yılda meslek öncesi bir eğitimden geçecek. O hangi işi yapacaksa o işin incelikleri konusunda, usul konusunda pek çok hususta bir ciddi eğitim aldıktan sonra araziye gidecektir. Bundan sonraki dönemde direkt müftü alımı, vaiz alımı, Kur'an kursu öğreticisi, imam ve müezzin alımı olmayacak. Adaylık sınavı yapılacak. Bu adaylık sınavını kazananlar müftülük ve eğitim merkezlerine gidip bir eğitim alacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Teşkilatı'ndaki değişiklikleri paylaştı. Bozdağ, kadın Diyanet görevlisine daha fazla yer ayrılacak dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle her birimde kadınlardan daire başkanı olması hususunda, başkan yardımcısı olması hususunda hassasiyeti var. Diyanet İşleri Başkanlığımız da aynı hassasiyeti paylaşıyor. Bütün illerde en az bir tane müftü yardımcısı, ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kadın müfettiş, kadın murakip alımı uygulaması başlatıldı. Şu anda murakiplardan 50 kadın alındı. Şimdi bunlardan belli bir zaman sonra müfettişliğe geçecek kadınlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kadınların yapabileceği görevlerin tamamında kadınların istihdamı konusunda ve yetki ve sorumluluğunu da arttırması konusunda bir çalışma var. Bozdağ özellikle DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin İslamiyet'e daha fazla zarar vermemesi için saha çalışmalarının arttırılacağının sinyalini verdi. FETÖ, DAEŞ gibi dini istismar eden terör örgütleri konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bu konularda itikadi sapkınlık içerisinde olanlar hakkında halkımızı aydınlatma konusunda da sadece raporlar yayınlanmayacak. Aynı şekilde arazide birebir anlatılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmasını başlatmış durumda. Bütün illerde, ilçelerde, hatta belde ve köylere varıncaya kadar bunların nasıl dinimizi istismar ettiği, dinimize ve insanımıza nasıl zarar verdiği hususu çok detaylı bir şekilde anlatılacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İslamiyet'in topluma doğru bir şekilde anlatılması, din istismarının önüne geçilmesi için kanaat önderleriyle buluşacakları bilgisini de paylaştı. Kişilerle niye konuşmuyorsunuz dendi, konuşuluyor. Diyanet İşleri Başkanımız bu konuşmaları yapıyor. Önümüzdeki günlerde hem toplu hem bireysel ayrıca görüşmeler planlandı, yapılacak. Bir kısmına ben de bizzat bulunmayı düşünüyorum. Hep beraber oturup konuşacağız.
Yani biz toplum içinde saygınlığı olan, muteber, gerçekten İslam bilgisi konusunda da diyanette olsun olmasın herkesin değer verdiği otoriteleri kastediyoruz. Belki bundan sonraki süreçte daha fazla konuşma imkanı olacaktır. Çünkü bu saldırıları hep beraber büyük bir hassasiyet göstererek etkisizleştirebiliriz. Ve Alo Fetva Hattı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Alo Fetva Hattı'nın içeriğinde yapılan değişikliği de anlattı. Artık telefonla arayanlara telefonla fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet Alo Fetva Hattı'nı arayanların sorularını alacak. Ancak bu sorulara cevaplar yazılı olarak verilecek. Yazılı cevaplarda da ilçenin müftüsünün ilçede ise, ilde ise il müftüsünün, diyanette ise Din İşleri Yüksek Kurulu'nun onayı olacaktır. Dini bilgilendirme görevini herkes yapacak, onda şüphe yok. Yüz yüze geldiğinde herkes ona cevap verecek. Ama öbür türlü sorular kaydedilecek, arşivlenecek. Verilecek cevaplar da kaydedilecek, arşivlenecek. Herkes geldiğinde kim ne dedi, kim ne sordu, hepsi orada belli ve iletişim bilgileri de olacak. Türkiye Afrin savunmasında, Afrin cephesinde vatan savunmasını sürdürüyor. Cephe altından Mehmetçiğin paylaştığı pozlar ise 100 yıllık mesajlar veriyor. Mehmetçik bu toprakları parçalama, Türk milletini bölme planlarının farkında ve Afrin cephesinin manevi ikliminin ne kadar güçlü olduğunu bakın hangi karelerle anlatıyor. Yıl önce Irak'ta Kutül Amare'de, Çanakkale cephesinde, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nda. Yüz yıl sonra Suriye'de Afrin cephesinde, aynı ruh, aynı manevi iklimle Mehmetçik vatan savunmasında. Dinmez, bayrağı inmez, bu vatan bölünmez. Afrin cephesinde Mehmetçiğin morali yüksek. Neyin mücadelesi verdiğinin de farkında. Öyle ki cephe hattından 100 yıllık mesajlar veriliyor. Sosyal medyaya da yansıyan fotoğraf karelerinde 100 yıl önce olduğu gibi Mehmetçiğin vatan savunmasına hazır olduğu gösteriliyor. Vatan uğruna can alıp can verenler şeyler. Mehmetçik Afrin cephesinden paylaştığı fotoğraf karelerinde Osmanlı'yı parçalamaya çalışan İngiliz'e, Fransız'a, İtalyan'a, Yunan'a karşı cephe hattında verilen mücadeleyi hatırlatıyor. Ve tıpkı atalarının yaptığı gibi Türkiye'yi parçalamaya çalışanlara karşı da aynı mücadeleyi veriyoruz mesajını paylaşıyor. Düğüne gidiyoruz abi, düğüne gidiyoruz. Ne diyorlar? Biz Afrin'e düğüne gidiyoruz diyorlar. Vatan, bayrak, ezan ve namus için terör kurşununun üzerine gönüllü koşan kahramanların paylaştığı mesaj ve fotoğraflar Afrin cephesinin manevi iklimini de yansıtıyor aslında. Mehmetçik sefere de zafere de inanmış durumda. Siz de yardımcımız olsun. Amin. 15 Temmuz darbe girişimi gecesine dair özel görüntüler çıkmaya devam ediyor. Bir görüntü izleteceğiz size, bu görüntü. Türkiye'den Yunanistan'a kaçan darbeci teröristlerin kaçışı İstanbul'da görülen bir davanın dosyasına girdi. Bakın o hain darbeci, alçak kalleş teröristler nasıl topuklamışlar. Arkalarına bile bakmadan böyle kaçtılar. İşte o darbeci 8 FETÖ askeri. Hepsi darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçtı. Bu görüntülerse dava dosyasına yeni girdi. 15 Temmuz darbe girişiminde Esenler'deki Topkule Kışlası'nda yaşananlara ait yeni görüntüler çıktı ortaya. 14 Temmuz'da yapılan darbe toplantısıyla 15 Temmuz gecesi medya kuruluşlarını işgale giden FETÖ'cülerin görüntüleri bunlar.
İşte en çarpıcı görüntüler. Yunanistan'a kaçan darbeciler de o gece Topkule kışlasındaydı. O isimlerden biri FETÖ'cü binbaşı Gencay Büyük'tü. Ve diğer darbeciler yüzbaşı Abdullah Yetik, astsubay Mesut Fırat. Darbecilerin o gece asker sevkiyatında kullandığı helikopterde onlar vardı. Ancak gece ilerledi. Darbecilere karşı direniş etkisini gösterdi. FETÖ'cülerin süngüsü düştü ve o hainler işte böyle kaçtı. Darbeci askerler Skorsk helikopterle ilk olarak Riva'da bir araziye indi. Ardından kaçma planı yaparak kendilerine kucak açan Yunanistan'a gitti. Jet kazasında hayatını kaybeden 10 genç kadın dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Allah'ın gibine gider, Allah'ın gibine gider. Büyük acı. Allah sabrını niyaz etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Düğün davetiyelerinde yer alacak fotoğrafları taziye ilanlarına basıldı. Jet kazasında hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Mina Başaran, Burcu Gündoğdu Urfalı ve Sinem Akay kardeş gibiydiler. Ölüme de kara toprağa da birlikte gittiler. Sevenleri Ataköy Camisi'nin avlusunda helal etti haklarını. Son yolculuklarında da ayrılmadılar. Gözyaşlarının sel olduğu adreslerden biri de Zincirlikuyu Camisi'ydi. Mücevher tasarımcısı 28 yaşındaki Aslı Gül İzmirli ve 30 yaşındaki psikolog Ayşe Ant. Beraber kılındı namazları. Aslı İzmirli'nin cenazesini bu yaz evleneceği Lübnanlı nişanlısı Bassam Hussami aldı. Aile efradına, sevenlerine, dostlarına, akrabalarına, komşularına sabırlar, metanetler ihsan eylesin. Liana Hananel ve Jasmine Baruch Siloni sevenleri Ulus Musevi Mezarlığı'nda toplandı. Liana Hananel'in bir çocuğu vardı. Bebeğini annesiz bırakıp gitti. Jasmine Baruch Siloni ise hamileydi. Düşen jette kabin memuru olan Eda Uslu'nun kız kardeşini yakınları teselli etti. Dubai görevine talip olmuş ama ablası ben giderim demişti. Gözyaşlarıyla son kez baktı tabuta. Acılı annesi ise ayakta duramadı. Oturdu ve kızının başında dualar okudu. Kaptan pilot Melike Kuvvet. Baba ocağı Konya'ya getirildi cansız bedeni. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hiç evlenmemiş, kendini memleketine adamıştı. Tabutunun üzerine de üniformasını koydular. Hemşehrilerinin omuzlarında defnedildi. Jet kazasında hayatını kaybeden isimlerden biri de Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun'du. Coşkun'un cenazesi arkadaşlarından bir gün sonra memleketi Bursa'da defnedilecek. İkinci pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz ailesine ulaşmadı. Baba kızına son görevini yapmak için İran'dan gelecek cenazeyi bekliyor. Dün İstanbul Eyüp Sultan'da hareketli saatler yaşandı, dakikalar yaşandı. Topçular durağında bekleyen tramvaya arkadan gelen bir başka tramvay çarptı. Kazada hafif yaralanan 14 kişi tedavilerin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Dikkatsizlikten duramadan arkadan vuruyor yani. Duramadı, önündeki tramvaya çarptı. İstanbul'da yürekler ağza geldi. Sabah saatlerinde yaşandı kaza. Eyüp Sultan Topçular durağında bekleyen tramvaya arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. Yolcular falan epey bir korktu yani. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Batman bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yolcularsa büyük korku yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kazada Batman dahil 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Üzücü kazanın yaşandığı olay yerinde Topçular Tramvay istasyonundayız. Durağın A girişi kapatıldı. B girişi de gördüğünüz gibi polisler tarafından tutuldu. Aşağıda iki tramvay şu anda ve olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu noktada incelemelerini sürdürüyorlar. Çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor ve makinistin durumunun da ağır olduğu belirtiliyor. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Yolcular mağdur olmamaları için İETT araçlarıyla taşındı. Kaza ile ilgili adli ve teknik soruşturma başlatıldı. Şimdi Kızılırmak'ta yaşanan can pazarını getireceğiz ekranlarınıza. İki genç henüz bilinmeyen bir nedenle Kızılırmak nehrine atlamıştı. Dakikalarca yardım isteyen gençler akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kızılırmak'taki ölüm kalım savaşı kameralara böyle yansıdı. İki genç Samsun'un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak nehrine atladı. Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollar arasında tutmaya çalışan genç kız ise dakikalarca çığlık atarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Altınkaya baraj kapaklarında suyun akışı kesildi. Deniz polisinden yardım istendi. Akıntının fazla olması çalışmaları zorlaştırdı. Olay yerine bot getirildi. Ancak artık çok geçti. Gençler akıntıya fazla dayanamayarak gözden kayboldu. O anlar kameralara böyle yansıdı. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları Kızılırmak'ta kaybolan gençleri aramaya başladı. Ekiplerin arama çalışması halen sürüyor. Antalya ve Samsun'dan kadına şiddet haberleri var. Antalya'da eski koca, Samsun'da ise eski nişanlı dehşet saçtı. Her iki saldırı anı da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yine boşanma aşamasındaki bir çift ve yine hunharca katledilen bir kadın. Adres bu kez Antalya, Alanya. Katil zanlısı koca evden uzaklaştırma kararı olduğu için Zehra yeğenin iş yerine gitti. Çalıştığı eczanenin yanında konuşuyorlardı. İşler istediği gibi gitmeyince yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çekti ve üç el ateş etti. Talihsiz kadın oracıkta can verdi. Cani eski kocaysa 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak kısa süre sonra beyin ölümü gerçekleşti. Burasıysa Samsun'un İlkadım ilçesi. Her şey rutin seyrinde ilerliyordu aslında. Ta ki öfkeli eski nişanlı Neslihan yeğenin çalıştığı ev yemekleri yapan kafeye gelene kadar saldırgan dükkana girdi. Belindeki silahı çıkartarak eski nişanlısına defalarca ateş etti. Kurşunlara hedef olan Neslihan yeğe bacağından ve kolundan yaralanarak yere yığıldı. Saldırgansa silahıyla birlikte elini kolunu sallayarak uzaklaştı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Artvin Ardanuş'tan sinir bozan bir görüntü izleteceğim şimdi size. Bir engelli kişi, çünkü orada engelsiz yaşam ve bakım rehabilitasyon merkezinde tedavi gören bir kişi aynı zamanda. Psikologdan sürekli olarak bir şeyler istediği iddiasıyla bir başkası tarafından tokatlandı. Tepki çeken o anlar ve sonrasında yaşananları göreceğiz şimdi. Engelli gence tokat attı, olup biten kameraya yansıdı.
Tepki çeken olay geçtiğimiz aylarda Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre kadın psikolog merkezdeki bazı gençlere tablet veya MP3 çalar alma sözü verdi. Psikolog gençlerin çoğuna hediye aldı ancak birini unuttu. Psikoloğa sürekli bana da alacaktın niye almadın demeye başladı. Bu durumu öğrenen psikolog kızın babası işin tacize vardığını öne sürdü. Merkeze gelerek o engelli gence tokat attı. Kızının ve diğer görevlilerin araya girmesiyle öfkeli baba uzaklaştırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay büyük tepki çekti. Tekirdağ'da yaşayan Fikriye Vişne'nin kızının sağlık sorunu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemesi sosyal medyada çok kısa süre içerisinde en çok paylaşılan görüntüler arasına girmişti. Yaşlı kadının kızına o video çekilmeden önce sağlık desteği verildiği ortaya çıktı. Çok geçmeden devlete yardımlarından dolayı bir teşekkür videosu da gönderdi kadın. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, lütfen benim sesimi duy. Benim kızımı doktora götürmeye kocası görümcelere. Karnında tümör var. Ölsün diye bakıyorlar. Hiç kimsemiz yok. Kimseye sözümüz geçmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kızının sağlık sorunu için böyle yardım istemişti. Tekirdağ'da yaşayan Fikriye Vişne'ye bu video çekilmeden önce yardımın ulaştığı ortaya çıktı. Yani videodaki sözler kurguydu. Daha sonra yine video yoluyla teşekkür mesajı da verdi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ilgilendiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevincime kayken çıldırıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum hani. Çok mutluyum. Buramda bir ağrı vardı. Bu ağrı geçtim sevincime. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak yazılı açıklama yaptı. Fikriye Vişne'nin yardım istemesinin hemen ardından harekete geçildi. Sağlık ekipleri kızı Emine Vural'ın evine gitti. Ancak aile tedaviyi reddetti ve ekipleri evden kovdu dedi. Kaymakamlık ekipleri yine de vazgeçmedi. Emine Vural ve eşi ikna edildi, genç kadın tedaviye alındı. Karnında kötü huylu olmayan bir kitle tespit edildi. Anne Fikriye Vişne verilen desteğe teşekkür etti. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ilgilendiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevincime kayken çıldırıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum hani. Çok mutluyum. Buramda bir ağrı vardı. Bu ağrı geçtim sevincime. Ancak Fikriye Vişne daha sonra hiçbir yetkili tarafından dikkate alınmadığını iddia ederek bir video çekti, kafaları karıştırdı. Ergene Kaymakamlığı bu videonun bazı provokatörlerin devreye girmesiyle çekildiğini iddia etti. Sanki tam öyle değil de daha evvelden çekilen bir video başkaları tarafından yeni servise sokulmuş, yeni dolaşıma sokulmuş gibi anlaşılıyor. Yani olayların örgüsüne bakıldığı zaman yani bu kadının çaresiz kaldığını ve kızı için ancak böyle yardım istemeyi, böyle bir metoda başvurduğunu yardım istemek için anlaşılıyor. Ardından da gelen yardımın sonunda bir teşekkür videosu daha çekmiş ama yanlış sırayla anladığım kadarıyla sosyal medya bunu patlatmış. Öyle görünüyor. Çok da öyle hani yani kızı için çırpın duran bir kadını da haksız yere çok da canını yakmamak gerektiğini düşünüyorum. Edirne'de yaşayan Recep Dural'ın Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'a benzerliği başına dert oldu. Yolda yürüyemez hale gelen genç böyle bir insana benzemek insanın gururunu kırıyor dedi. Kilosuyla, gülmesiyle, saç modeliyle aynı bana benzediği için vatandaşlar da beni ona benzetiyorlar ve bir yandan merakla o muyum diye bakıyorlar. Çiftlik Bank'ın sahibi dolandırıcı Mehmet Aydın'a benzerliği başına bela oldu. Yolda yürüyemez hale geldi. Edirne ufak olduğu için herkes beni şu 2-3 gündür gündemde olan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'a benzetiyor. Yüzümüzün güleç olmasından, kilomuzdan, saç modelimizden yolda yürüyemez hale geldik. Edirne'de yaşayan 26 yaşındaki Recep Dural kendi halinde bir vatandaştı. Bir anda rahatsız edici bir durumla karşı karşıya kaldı. Binlerce kişiyi yüz milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank'ın sahibine neredeyse ikizi kadar benziyordu. Dün akşam lokantada dahi girdiğimde önce bir sessizlik sonra bir bakışma, gizliden bir fotoğraf çekme oldu ve beni ona benzettiler. Bu benzerliği adeta başına dert oldu Edirneli Recep Dural'ın. Üzülüyorum diyen Dural, Mehmet Aydın'a seslendi. Gel insanların parasını ver dedi. Hakikaten mağdurum, sıkıntıdayım, üzülüyorum. Çünkü böyle bir insanın
benzemek insana gururunu acıtıyor. Kütahya Tavşanlı'da bir öğretmenin çocuğu için lösemi teşhisi konuldu. Tedavinin sürmesi için İzmir'e tayinini istedi. O öğretmeni öğrencileri unutmadı. Oğlu için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattılar. Bana kan verip donör olan kişilere teşekkür ediyorum. Eski öğretmenlerinin oğlu lösemi oldu. Öğrenciler vefa gösterdi. Çatal'ın oğlu için başlattığımız bu kampanyada bütün lösemili çocuklara birer destek olmak istedik. Bunun için bir sürü insan bizimle burada kan bağışı yaptılar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Öğretmen Ömer Faruk Çatal, kan kanseri teşhisi konulan oğlu Emre Çatal'ın tedavisi için bir süre önce tayinini istedi. İzmir'de göreve başladı. O öğretmen gitti ama Kütahya Tavşanlı Anadolu Lisesi'ndeki eski öğrencileri unutmadı. Ömer öğretmenin oğlu Emre için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı. Kızılay ekipleri okula geldi, destek verdi. Eski okulum olan Tavşanlı Anadolu Lisesi böyle anlamlı, duygulu bir kampanya başlattı. Ve halkımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın yani müthiş yoğun bir ilgisi var. Bu ilik donörü noktasında da bizim ve hep dostlarımızın da duyarlı olmamıza vesile oldu bu kampanya. Kampanya büyüdü. Öğrencilerin yanı sıra jandarma ve polis de katıldı. 750 kök hücre ve 166 ünite kan toplandı. Sadece Emre'ye değil binlerce kişiye de umut oldu. Bana kan verip donör olan kişilere teşekkür ediyorum. Öbürkü arkadaşlarıma da donör olsanız sevinirim. Bodrum'da 89 yaşındaki nine evinin önündeki caddenin özel mülkünden geçtiğini öne sürdü ve araçların geçişine izin vermeme kararı aldı. Yol benim dedi, araçların geçişine izin vermedi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Aliyecan, evinin önündeki caddenin özel mülkünden geçtiği gerekçesiyle araçların geçişine izin vermedi. Buradan nasıl geri döneyim? Helal olsun. Teyze, saygı duyuyorum teyze. Abla, bak bırak, araba geliyor. Ben onu istiyorum. Geçen araçların diktiği ağaçlara zarar verdiğini iddia eden 89 yaşındaki kadın sürücülerle tartıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolun Aliyecan'ın arazisinden geçtiğini tespit etti. Yolu şerit çekerek trafiğe kapattı. Ne sıkıntı ne bu yolda? Yol değil ki burası. Nasıl olmuş? Sıkıntı o, yol değil, ondan. 89 yaşındaki Aliyecan ekipler tarafından ikna edilerek evine gönderildi. 30 yıldır kuşlar ve kediler için yuva yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz olarak da bu yuvaları gönderiyor. Malatyalı emekli manifaturacı Kenan Durgun, ahşap sanatının en güzel örneklerini hayvanlara yaptığı yaşam alanlarıyla gösteriyor. O canlar bize emanet dedi. Hem sanat hem barınak yaptı. Malatya'da yaşayan 70 yaşındaki emekli manifaturacı Kenan Durgun, 30 yıldır kuşlara, kedi ve köpeklere birbirinden güzel yuvalar hazırlıyor. Bu dünya sadece bizim değil. Yani biz kendi çoluğumuzu, çocuğumuzu kanadımız, kolumuz altına alıyoruz. Etrafımızda, dışarıda kediler, köpekler, kuşlar donuyor mu? Barınacak yerler yok mu? Emekli esnaf aynı zamanda bir ahşap ustası. Hiçbir teknik yardım almıyor. Kendi imkanlarını kullanıyor. İmal ettiği kuş yuvalarını çeşitli illerdeki belediyelere ve devlet büyüklerine gönderiyor. Her vilayete, Türkiye'nin her vilayetine, Adana, İstanbul, Kayseri, Konya, Eskişehir, İzmir, Samsun, tabii büyükşehir belediye başkanlarına ve mektup da yazıyorum. Kenan Durgun'un tek isteği bu sanatın gelecek nesillere aktarılması. Benim gücüm nereye kadar? Artık yolun sonundayız. İstiyorum ki biz toprağın altına girdiğimizde Allah razı olsun bu bize güzel örnekler bıraktı. Biz niye bunu devam ettirmeyelim diyen birileri çıksın.
Hadi gelin şu yazarlara biraz göz atalım. Bugün yazarlar yine çok önemli konularda ufuk açıcı analizler yazmışlar. Onları getireceğiz ekranlarınıza. Beril Dedeoğlu ile başlayacağız. Profesör Beril Dedeoğlu, Star gazetesinde Tillerson'ı değiştirmek için İran yeterli bir neden mi diye soruyor. Amerikan siyasetini, dış siyasetini de aynı zamanda Türkiye'de en iyi bilinen isimlerden birisi biliyorsunuz. Tillerson'ın görevden neden alındığını bilmediğini ancak İran gibi bazı konularda başkanla aralarında anlaşmazlık olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın anlaşılan kısmı Trump'ın İran konusunda çok daha sert politikalar uygulamak istediği. Tillerson'ın buna karşı çıktı. Ancak anlaşmazlıklar içinde İran'dan fazlası bulunuyor. Zira açıklamada gibi denmiş. İran gibi olan konular İslam'la ilişkili desek Suudi Arabistan'la ABD yakınlığını açıklamak mümkün olmayacak. Nükleer çalışmalar desek bu sefer Kuzey Kore ile görüşme girişimleri ne anlama geliyor diye sormak gerekecek. Pek sanmıyoruz ama otoriter rejimler desek o zaman da Rusya ile ilişkiler nereye konacak? Şiilere karşı çıkıyor desek neden DAEŞ'le savaşıyor sorusu sorulacak. İsrail'in güvenliği desek bu sefer de İsrail'in güvenliğini her zamankinden daha fazla tehlikeye sokan kendisinden başka hangi oyuncu var denecek. Neresinden tutulursa tutulsun Trump'ın İran karşıtlığı tatmin edici bir içeriğe sahip değil. Bu tutum olsa olsa başka stratejilerin İran üzerinden ele alınması olabilir. Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo atandı. Ondan boşalan CIA Başkanlığı'na da Gina Haspel'ı getirdi. Belirtelim, Trump artık daha şahin kadroları tercih ediyor. Ancak bu kadrolar aynı zamanda kendisini de rehin alıyor. Anlaşılan bundan böyle ABD dış politikası daha fazla istihbarat içeren, daha sert ve çatışmalara daha yatkın olacak. Adı siyasi ve aydınlanmamış cinayetlerle anılan birini CIA'nin başına getirdiğine göre ayrıca bundan böyle siyasi suikastların de daha fazla görüleceği söylenebilir. Bir açıdan Trump'ı koltuğundan edebilecek girişimleri olan FBI ile CIA arasındaki dengeyi CIA lehine çevirmek istediği ileri sürülebilir. Ancak bu kadro değişikliklerinin arkasında Rusya ile mi, Rusya'ya karşı mı sorusunun olduğu unutulmamalı diyor Profesör Doktor Beril Dedeoğlu Star gazetesindeki yazısında. Murat Kelkitlioğlu ise Akşam gazetesinde ABD derin devleti şah dedi diye yorumlamış bu dönüşümü. Düşünün, İran'la nükleer anlaşmanın uzatılmasını isteyen, Kuzey Kore ile diyalog kurulmasını savunan bir isim birdenbire koltuğundan oluyor. Bizim açımızdan bakıldığında Münbiç konusunda oluşturulan komitelerin çalışmaya başladığı, hatta PKK kentten çekilecek, çekilmeye Türkiye ile ABD askerleri refakat edecek şeklinde bir anlaşmaya varıldığı bir dönemde geliyor bu hamle. Bilindik tabiriyle ABD derin devleti iş başında. Çünkü yerine gelen isim eski CIA Başkanı Pompeo, darbe girişimi sonrası Türkiye'yi İran'la bir tutan tweetler atan, Suriye'de Kürtlerle çalışmamız iyi bir seçim diyen bir isim artık ABD Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturacak. Belli ki ABD-Türkiye ilişkileri bir süre daha normalleşemeyecek. Belki de Suriye konusu üzerinden daha da gerilecek. Ancak önemli olan Amerikan derin devletinin bu hamlesi değil. Ankara'nın buna ne cevap vereceği. Onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün kürsüden dillendirdi. Bugün Afrin'i, yarın Münbiç'i, öbür gün Irak'ın kuzeyini bu katil sürüsünden temizleyeceğiz dedi. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi tavrı bu. Onlar ister Tillerson, ister Millerson, ister Pompeo, ister başka her ne kimi getiriyorlarsa getirsinler. Biz kendi, ne diyordu Cumhurbaşkanı? Biz kendi göbeğimizin bağını kendimiz kesiyoruz. Hikaye bundan ibaret. Şimdi efendim, Nuhal Bayrak Star gazetesinde diktatörlük karşısında susan samimiyetsizler başlıklı yazısını kaleme almış. Şöyle diyor: kurumların kalitesini bireyler belirler. İdeolojik ve siyasi bencilliğe esir olanlar dürüst bir duruş ortaya koyamaz. Nitekim günümüzde medyadan siyasete her kesimin en büyük problemi samimiyetsizliktir. Toplumsal çatışmalar ideolojik ve siyasi farklardan değil, samimiyetsiz yaklaşımlardan kaynaklanır. Bugünkü iç ve dış sıkıntılarımızın kuluçka makinesi olan FETÖ, samimiyetsizliğin kanserleşmiş hali değil midir? Şahsen yelpazenin öbür ucundaki dürüst muarızımızla yüzleşmekten asla çekinmem ama samimiyetsiz fikirdaşlarımızdan hep endişelenmişimdir. Herkes fikrini dürüstçe savunmalı, asla menfaat rüzgarı önünde savrulmamalıdır. Nice duayen meslektaşlarımı hatırlıyorum. Bir zamanlar başbakan olan, o zaman Erdoğan'ın uçağında derin sohbetler eder, akıl verirlerdi. Sayın Erdoğan'ın ne kadar demokrat bir dindar olduğunu anlata anlata bitiremezlerdi.
Ama uçaktan inince her şey değişti. Sayın Erdoğan, demokrat dindarlıktan bir anda diktatör tiranlığa dönüşüverdi. Nice yazarlar var ki yazdığı mecra değişince görüşleri de değişiyor. Ve nice mecralar var ki sırf Erdoğan'ı yıpratmak için gün geliyor PKK'dan kahraman çıkarıyor. Gün geliyor saadeti uzaklarda arıyor. Zaten kin ve öfke satım haline taşınan kişi ve kurumların hangi nefret çukuruna kadar yuvarlanacağını kimse tahmin edemez, diyor Nuhal Bayrak. Siyasette de durum pek farklı değil. Önlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir samimiyet abidesi örneği varken iktidar nimetlerinden pay almak için AK Partili hatta konjonktürel dindar olanlar var. Ya CHP? Özellikle son günlerde Kılıçdaroğlu liderliğinde samimiyetsizlik çukuruna düşmüş durumdalar. 22 Mayıs 2010 tarihinde CHP iktidar yapmak için yola çıkan Kılıçdaroğlu o yönde pek mesafe kat edemedi ama iftira ve hakaret konusunda her gün yeni rekorlar kırdı. Her seçimde oyunu artıran Erdoğan'a diktatör diyordu. AK Parti'deki siyasi bütünlüğü tek seslik diye yerden yere vuruyor, kendi partisindeki derin çekişmeleri ise parti içi demokrasi olarak savunuyordu. Ayrıca ağzı laf yapan bütün CHP'lilerin her akşam farklı kanallarda aynı iftira ve hakaretleri tekrarlamalarını da ifade özgürlüğü olarak niteliyor, asla müdahale etmiyordu. Hatta PYD'nin terör örgütü olduğu hakkında bilgimiz yok. ÖSO terör örgütüdür, TSK Suriye'ye yalnız gitsin, Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararı Afrin'de kapsıyor gibi Türkiye'nin terörle mücadelesinin temeline dinamit koyan vekillerine bile susun demiyordu. Ama ne zaman ki CHP'deki eleştiriler kendisine yöneldi, Kılıçdaroğlu 8 yıldır gizlediği yüzünü açıverdi. Partide benden başka kimse konuşamaz arkadaş. Tek sesli olacağız. Benden izinsiz bir televizyon ekranına çıkanın bu partide yeri olamaz. Televizyonlarda bülbül gibi şakayan CHP'liler birden ortadan kayboluverdi. Daha da ilginci CHP'nin sosyal medya yıldızları otomatiğe bağladı. Tek sesli mesajlar paylaşmaya başladı. Başkalarını ağır eleştiren o özgür CHP'liler nasıl oldu da bu kadar kolay biat ehli oluverdi? Nerede samimiyet? Ya bizimkiler? Nerede o objektif meslektaşlarımız? CHP'deki bu sansürü hiç mi kayda değer bulmadınız? Ne oldu tarafsız parametreleriniz? Bundan sonra anlattıklarınız biz artık masal olarak dinleriz. Zira biz samimiyeti olmayanın fikirlerini de yok kabul ederiz, diyor Nuhal Bayrak bugün Star Gazetesi'ndeki yazısında. Mehmet Barlas veriyoruz Sabah Gazetesi'nden. Trollerin zırvalarına karşı gölge boksu yapmayalım, diyor Mehmet Barlas. Sosyal medyayı kullanan trollerin olayları çarpıtarak kitleleri gereksiz endişelere, tepkilere yönlendirmesi konusunda Ertuğrul Özkök Hürriyet'teki köşesinde işlemişti. Genç 11 insanın hayatlarını kaybettikleri uçak kazası üzerine yayınlanan ve büyük tepkiye neden olan iğrenç nefret mesajlarının gerçek kişiler tarafından gönderilmiş olamayacağı ihtimalini hatırlatmıştı Özkök. Sanki birileri kutuplaşmayı körüklemek için bu tür mesajları üretmekteydiler. Özkök'ün bu uyarısına Fehmi Koru da günlüğünde katıldı ve şunları yazdı. Esas dikkatli olunması gerekense Türkiye'de insanların sosyal medya bağımlılığı ve kendisine o yolla iletilen mesajlara inanma eğilimi yüzünden önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak ciddi sorunlar. Yerli ve daha çok da yabancı troller hepimizi yanıltarak yanlışlara sevk etmek için hazır olda bekliyorlar. İstihbarat örgütlerinin tam da bu amaca hizmet etsin diye oluşturdukları birimler olduğu biliniyor. Birini ben de dikkatinize sunmuştum. İki meslektaşımın bu uyarılarına ben de katılıyorum. Ancak beni endişelendiren durum sadece uçak kazası üzerine trollerin yayınladıkları rezil ve sefil yorumlardan ibaret değil. Kendilerini herkesten fazla dine bağlı kişilermiş gibi gösterip sözde fetva benzeri saçma sapan görüşleri açıklamaları ve bunlara karşı kendilerini laikçi olarak gören kesimlerin laf yetiştirmeleri de çığırından çıkmış durumda. Asansörde halvet olmak benzeri saçmaların yansımaları bitmemişken son olarak bunlardan birinin tek eşi olan erkekliğini test ettirsin, tek kadına doyan erkek sapıktır şeklinde seslendirdiği hezeyan da internette dolaşıyordu. Bence, diyor Mehmet Barlas, bu tür zırvalara karşı gölge boksu yapıp zihnimizi yoracağımıza ve sanki laiklerle şeriatçılar karşı karşıyaymış görüntüsü yaratacağımıza, bu zırvaları üreticileriyle baş başa bırakalım, uçak kazasında hayatlarını kaybedenlerin yakınları da Türk toplumunun onların acılarını yürekten paylaştığını bilmiyorlar mı? Ve silahlı kuvvetler sınırlarımızın güvenliğini korumak için sınır dışına bir harekat yaparken biz sivillerin zırvalarla savaşmamız gerçekten anlamsızdır, diyor Mehmet Barlas bugünkü çok önemli ve çok kıymetli ikazında. Bugün Milliyet'te Özay Şendir'in köşesinde iki kadın göstereceğim size. İki kadın. Yine parçalı ve nefis bir yazı yazmış Özay Şendir. Fakat şu iki kadın, kendisi bunu yani böyle mi kurguladı bilmiyorum ama çok kıymetli. Birincisi şu: dünyanın başka hiçbir ülkesinde televizyon ekranında koca adayı arayan bir karakter Türkiye'deki kadar ünlü olamaz. Sadece ünlü olmakla kalmayıp para da kazanamaz.
Daha vahimi, kazandığı parayla dudaklarına yaptırdığı estetik ameliyatta dünyanın hiçbir ülkesinde medyada bu kadar geniş haber olmaz. Çarşamba öğleden sonra yer gök Hanife'nin yeni görüntüsü oldu. Hanife'ye hiç lafım yok. Zira Caner gibi sabun köpüğü televizyon karakterlerinin neredeyse emeklilik çağına geldiği bir ülkeyiz biz. Bunlar ancak ve maalesef sadece Türkiye'de olur diyor Özay Şendir. Ve bir başka kadın, Semahat Özdoğan. Onun hikayesini anlatmış bugün. Ve birkaç eski radyocuyu selamlamış Özay Şendir. Onu okuyayım size. Nereden çıktı bu kadın? Dünyada canlı yayında maç anlatan 3 kadın spikerden birisi Semahat Özdoğan. Beşiktaş Bayern Münih maçını anlatacağı haberleri çıktığı zaman duydu çoğu kişi adını. Birçok insan nereden çıktı bu kadın diye merak edebilir. Torpilli diye düşünebilir. Semahat kahır çekmiş, çekirdekten yetişmiş bir spor spikeri ve editörüdür aynı zamanda. Türkiye'nin ilk haber radyosu BBC Radio Forex'te 90'lı yıllarda beraber çalıştık uzun süre. Sadece kendisi değil, kardeşleri de medyada çalışan, işine ve futbola sevdalı kişilerdir. Herkesin tatil yaptığı, kendini sokağa attığı maç akşamlarında radyoda bekler, bültenlerini tamamlardı. 98'de TRT sınavına girdi ve aramızdan ayrıldı ama işine olan tutkusu hiç bitmedi. Bu arada haber radyosu dediğimiz yer bir okul gibiydi aslında. Bugün ekranlardan tanıdığınız Senem Toluay Ulgaz, Sorel Dağıstanlı, Ferda Yıldırım, savaş bölgelerinden uzun zaman yayınlar yapan Erol Can da bak, haber kanallarında editörlük yapan Kazım Sönmez, kalemi ve sesiyle haber merkezlerinin aranan isimlerinden Mahmut Karlı da hep o radyodan çıkmış isimlerdi. Nereden çıktı bu kadın ya da bu insanlar diye diyenlere söylemiş olayım. Çok uzun yılların birikimi ve emeğiyle çıktılar diyor Özay Şendir bir vefa örneği gösterdiği bugünkü yazısında. Süleyman Özışık'tan sarsıcı bir yazı. Şu jet kazasında ölen 11 genç kadın üzerine söylenenleri konu etmiş ve soruyor. Peki ya diğer meseleleri ne yapacağız? Okuyayım. Toprak altında etinden zerre dahi kalmamış olan Osmanlı padişahlarına her gün, her saat başı küfür ve hakaretlerle saldıranlara karşı niye suskunluyoruz? Benim atama, benim ecdadıma küfretmeyin, küfretirmeyin diyenlerin sesini duymak yerine küfredenlerle birlik olup hakaret eden siz değil miydiniz? Mısır'da Rabiatül Adeviye Meydanı'nda Esma adında bir genç kız Sisi'nin askerleri tarafından vurulup şehit edilmişti, hatırladınız mı? 17 yaşındaki o kızcağızın ardından yazılanları hatırladınız mı? Bu namertler hakkında tek bir satır yazdınız mı? Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan'a koro halinde yakası açılmamış küfürler edilirken sizin insanlığınız neredeydi? CHP'li bazı milletvekilleri gezi eylemcilerine para verip hadi Erdoğan'ın annesine ve eşine küfredin derken neredeydi sizin o kahrolası insanlığınız? Kabe'de hayatını kaybeden Hasan Karakaya'nın arkasından yapılanları ve yazılanları unuttuk mu sandınız? Sosyal medya kullanıcılarının Hasan Karakaya'nın tabutuna, kefenine ve bedenine yönelik ettikleri küfürleri eleştirdiniz mi? Bu mu sizin insanlığınız? Bir ölmüşün ardından nasıl böyle yazarsınız diyebildiniz mi? Bırakın sosyal medya kullanıcılarını, sizin içinizden bile Kabe gibi bir yerde Viagra kullanmış ve kalp krizi geçirip ölmüş diye yazan aşağılık kalemler çıkmadı mı? Bir tekiniz çıkıp da bu aşağılık kalem sahiplerine tek laf ettiniz mi birader? Daha onlarca hatta yüzlerce örnek veririm vermesine ama gerek yok. Hiçbirine ama hiçbirine tek laf etmediniz. Etmediğiniz gibi neredeyse keyif aldığınız yazılanlardan. Muhafazakar dediğiniz yazarlar içinde onlarcası jet kazası üzerine yapılan iğrenç yorumları en ağır dille kınadı. Yüz binlerce muhafazakar sosyal medya kullanıcısı yazılanları lanetledi. Lanetlemeye de devam ediyor. Sesimiz cılız çıkmış olabilir, hakkıyla isyan etmemiş olabiliriz yazılanlara ama en azından sizin gibi ağzımızı mühürlememiş, yazılanlar karşısında üç maymunu oynamamışız değil mi? Demem o ki insanlığa dair eksiklerimiz, kusurlarımız vardır elbet. Kusursuz olduğumuzu iddia etmiyoruz zaten. Gelin en iyisi şöyle yapalım. Siz az biraz insan olmayı deneyin, biz de sizden insanlık dersi alalım. Ne dersiniz, olur mu? Diyor Süleyman Özışık bugünkü yazısında. Nedim Şener postada şu Çiftlik Bank ile ilgili olarak geçmiş hikayeleri hatırlatmış. Ponzi Mehmet başlıklı yazısında. Şöyle diyor. 91 yılında ekonomi muhabirliği yapmaya başladığım yıllarda 80'lerdeki batık banker krizinin etkisi hala sürüyordu. 90'larda İstanbul'da ve Konya başta olmak üzere Anadolu'da aylık %45'e varan kar payıyla hem Türkiye'de hem yurt dışında para toplayan tabela holdingleri türedi. Jet Fadıl o zaman parlayan isimlerdendir. Jet Fadıl aynı kişiyi 3 kez dolandırabilecek yetenekli bir girişimciydi. Aynı dönemde sayıları 20'leri olan banka offshore hesapları üzerinden %30-40 faizli para topladı. Hem kendileri hem de hesap sahipleri battı. İntihar edenler oldu. Bankalar, holdingler battı ama sahiplerine hiçbir şey olmadı. Canı yanan hep tamahkar, yani açgözlü, para sahibi vatandaşlar oldu. En son Titan isimli saadet zinciriyle binlerce insan dolandırıldı. Ben bunlarla ilgili haber yazmaktan yoruldum. Halk dolandırılmaktan bıkmadı.
Şimdi de Çiftlik Bank isimli sistemi kuran Mehmet Aydın isimli sahtekar internet üzerinden 80 bin kişiye dolandırıp 511 milyon lirayla buraya yanlış yazılmış galiba, ortadan kaybolmuş. Diğerleri gibi Çiftlik Bank sisteminin temeli 1919 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanıyor. İtalyan göçmeni garson Charles Ponzi 45 günde %50, 90 günde %100 faiz vaadiyle insanlardan 8 milyon dolar topladı. Yaptığı tek şey bir önce gelen paranın faizini bir sonra gelen paradan ödemekti. Tıpkı batık bankerler, tabela holdingleri, Titan ve Çiftlik Bank gibi bir nevi saadet zinciri. Ama Ponzi'nin kurduğu saadet zinciri paralarını birden çekmek isteyenlerin hücumuyla 1920'de koptu. 14 yıl hapis yattı. Çıkınca tıpkı Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın gibi Güney Amerika'ya gitti. Ponzi 1949 yılında arkasında Ponzi finansmanı denilen ve birçok ülkede yasak olan sisteme adını vererek Brezilya'da öldü. Ponzi Mehmet akıllı yakalanmadan eşini de bırakıp parayla kaçtı. Bense bu tür haberler yazılmayacağını düşünüyordum ama yanılmışım. Tamahkarlar olduğu sürece Ponzi Mehmetler hep olacak anlaşılan diyor Nedim Şener. Aç gözlüler yani, aç gözlüler. Oldukça bu olmaya devam edecek. Cem Küçük soruyor, biz nasıl iktidar medyasıyız diye. Bakın son bir yılda neler oldu. Ayhan Ogan yeni bir sistem kuruluyor anlamında bir şeyler söyledi. Ayhan Ogan linç edildi. Kimse Ogan'a sahip çıkmadı. Ogan bugün nerede ben bile bilmiyorum. Önceden sürekli ortalarda olan Ayhan Ogan şimdi yok. Mustafa Armağan derin tarihte 2017 Mayıs sayısında yıllardır ortalıkta olan bir belgeyi yayınladı. Ben ve Fuat Uğur dışında tek kişi savunmadı. Armağan ve derin tarihi o kurumda çalışanlar bile ağzını açamadı. İktidarı destekleyen bir medya organının dergisi haksız yere toplatılıyor ve ağzını açan yok. Akit'in bir muhabiri tamam kötü sözler söyledi, katılmak mümkün değil bu sözlere ama adamın kellesi ilk günden alındı. Hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu örnekleri çoğaltabilirim diyor Cem Küçük. Ağzından tek bir gereksiz kötü söz çıktığı için medya hayatı biten arkadaşlarımız oldu. En üzücü olan da bizden biri hata yapınca önce bizim tarafın ona saldırması. Peki silahlı mücadele isteyenlere bir dava açıldı mı? Ona gereken tepki verildi mi? Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a salak diyen adama tepki koyan bir siyasi oldu mu? Cezaevinden çıkar çıkmaz bu mafya iktidarını bitireceğiz diyenlere sen ne diyorsun arkadaş diyen oldu mu? 28 Şubatçı medya hala ahkam kesiyor. 28 Şubatçı medya 17-25 Aralık'ta FETÖ'yü desteklemişti. Çünkü ortak düşmanları Erdoğan'dı. Darbe yapılmasına destek olmuş adamlara tek laf eden var mı? İki akşam önce Habertürk'te ODTÜ'den Hüseyin Bağcı öldürülen teröristlerin sayılarını açıklamasından rahatsız olduğunu açıkladı. Utanmadan gebertilen teröristlere bizim insanlarımız dedi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ölü terörist sayısı vermemesi gerekiyormuş. Aynı Bağcı Karlof suikasti olduğu gün bunu da hükümete yıkmıştı. Tetiği çeken katil FETÖ'cü olduğu halde el-Nusra'cı diyerek içindekini kusmuştu. Ama bakın Bağcı'ya tek tepki var mı? Yok. Benzer hatayı bizden biri yapsa neler olurdu bir düşünün. Allah bize bir daha 28 Şubat, 2007 E-Muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz yaşatmasın. Erdoğan ya da öyle bir liderimiz olursa tamam ama olmazsa yandık diyor Cem Küçük Türkiye Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında. Çok kısa bir ara, uyandırma servisi devam ediyor olacak, bir yere ayrılmayın. Alınan kararla birlikte Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir denildi. Açıklamada terör örgütlerine gösterdiği müsamaha konusundaki sicili bilinen Avrupa Parlamentosu'nun bu kararını kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir ifadelerine yer verildi. Zeytindalı Harekatı'nın bir terörle mücadele harekatı olduğu vurgulanan açıklamada, harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbiri alan Türkiye'ye karşı yöneltilen bu ithamlar haksız ve dayanaksızdır. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin terörle mücadele çabalarını görmezden gelip terör örgütü kaynaklı mesnetsiz iddialara itibar etmesinin izahı yoktur denildi. Derken sabah oldu erken ama Washington'da gece yarısı şu anda. Yavuz Atalay karşımızda. Yavuz Atalay iyi geceler. Teşekkürler, günaydınlar. Bir başka açıdan, bir başka dekorla karşımızda Yavuz Atalay. Sayende sizin sokağın her köşesini bu vesileyle öğrenmiş olduk. Çınar ağacı güzelmiş. Çınar değil mi arkadaki, yanlış görmüyorum. Kocaman. Hiç bilgim yok. Ağaçlardan da hiç anlamam. Yani ne söylesem yalan ama siz oradan çınar diyorsanız çınardır ama yarın sorarım tabii. Gündüz gözüne baksan anlaşılır ya, sormaya gerek yok. Peki. Zeytindalı Harekatı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu
Ne diyor şimdi Amerikalılar en son? Bu PYD'den boşalmış olan yerlere takviye mi yapmışlar? Nedir? Evet. Genelkurmay, ABD Genelkurmay basın sözcüsü McKenzie bugün Pentagon'daydı. Günlük basın toplantısına o da dahil oldu Pentagon basın sözcüsüyle birlikte ve soruları yanıtladım. Kendisine şöyle bir soru yöneltildi Ersoy'da. YPG PKK unsurlarının Afrin'e, biliyorsunuz Afrin'e gitmişti bu unsurlar. Hani ABD önce inkar ediyordu ama daha sonradan gitti dediler. İşte bu terör örgütlerinden boşalan yerlere ABD herhangi bir şey yaptı mı? Yani oralar boş mu kaldı yoksa ABD bu noktada stratejik bir hamle mi yaptı şeklinde soru yöneltildi. McKenzie biraz kaçamak ama aslında baklayı da çıkaran bir cevap verdi. Dedi ki taktiksel detaylar elimde yok. Ancak kuvvetlerimizin güvenliği için muhtemelen hem Güney'e hem de Mendic'e sevkiyat yaptık ifadelerini kullandı. Yani PKK ve YPG'den boşalan yerlere ya bir terör örgütü, bir terör örgütünün ya bir diğer grubunu ya da kendi askerlerini ya da onların kontrolünde olan bir başka şeyi yerleştirmişler. Aslında cevabın Türkçesi bu diyebiliriz. Aynı zamanda kendisine şu soru da yöneltildi açık ve net bir şekilde. YPG ve PKK'nın Afrin'e gitmesi ABD'nin onayına tabiydi. Yani siz bu terör gruplarıyla görüştünüz, konuştunuz, hadi tamam gidin mi dediniz, yoksa onlar kendi başına mı gidecek soru yöneltildi. McKenzie'nin cevabı ise çok iyi iletişim ancak Afrin'e gitmek onların kararı şeklinde yanıt verdi. Evet, Yavuz Atalay, senin sesin gidiyor geliyor. Bir CIA komplosuyla mı karşı karşıyayız? Sana bu konuları anlattırmamaya mı çalışıyorlar bilmiyorum. Bir ses provası versene bana. 1-2-3-4. Ses dinleme 1-2-3. Süper. Evet, tamam. Arada gidip geliyordu. Peki hazır sesini duymayı başarmışken şu ilk kez Türkiye kamuoyuna senin duyurduğun bir şey vardı. Bir anlaşma. Hani adı konmamış ama fakat iddia halinde Washington Post'un kulis bilgisi diye yansıtmıştın. Tillerson gidince bu anlaşma da suya mı düştü yorumları yapılmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı o meseleye açıklık getirdi. Ne diyorlar? Anlaşma yok, doğru mu? Evet, diyor ki ABD Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü ve ABD Dışişleri Bakanlığı kamu diplomasisinden sorumlu müsteşar vekili Heather Nauert şu ifadeleri kullanıyor. Çok uzun oldu bu ablanın titriyağı. Evet, biraz değişiklik olsun diye ben ikinci görevini de söyledim. Bugün basın toplantısında kendisine tabii bu grupların toplantıları soruldu ve iddialar da soruldu. Heather Nauert şunu söyledi, ABD ile Türkiye'nin Münbiç kaosuna ilişkin Münbiç konusunda anlaştığı iddialarına ilişkin henüz bir anlaşma yok. Görüşmeler devam ediyor dedi. Hatta uzun da bir cümle kurdu. Şu aşamada Türk hükümetiyle birçok konuda görüşmeler yürütüyoruz. Geçen hafta 1,5 gün süren görüşmeler gerçekleştirdik. Bir uzlaşı sağlamaya çalışıyoruz. İfadelerini kullandı. Aslında bir nevi Washington Post'un iddialarını da rafa kaldırmış oldu. Biz tabii Heather Nauert'in Türkiye'ye ilişkin açıklamaları bunlarla sınırlı değil. Biz ne zaman Heather Nauert'le ilgili bir şey aktarsak hep olumsuz şeyleri aktarmak durumundayız. Kendi söylemlerinden ötürü. Biraz onu sempatik hale getirmek için Türkiye'ye ilişkin şu ifadelerini de söyleyelim. İsrail ziyaretinden dönen Heather Nauert Türk Hava Yolları'yla Amerika'ya geldiğini söyledi. İstanbul'u daha önce hiç gezmediğini ve sadece havaalanını gördüğünü sözlerine ekledi. En azından bu birkaç sempatik cümlesini de aktarmış olalım. Tamam, işte Türk Hava Yolları Amerika'dan yeni uçaklar alınca hani biraz da ona herhalde jest olsun diye yani bir şey de söylememiş. Çünkü galiba Heather Nauert miydi? Kim Twitter hesabından paylaştı o uçak alımını? Heather Nauert. Heather Nauert paylaştı değil mi? Yani onlar bu alışverişi Dreamliner'a hoş geldiniz falan filan diye onlar bu alışverişi çok önemsiyorlar. Çok önemsediler anladığım kadarıyla. Peki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika programı. Bunu da ilk sen duyurmuştun. Şimdi iptal edildiğini de ilk sen duyurdun dün. Peki Çavuşoğlu'nun Amerika programı iptal edildi de ya çünkü hani işte anlatıyorsun, hepiniz takip ediyorsunuz. Birinde başlayacak Mike Pompeo göreve. Şu anda Rex Tillerson aktif olarak görevde diye muhatabı yok Çavuşoğlu'nun. Peki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki program ne?
Evet, Mevlüt Çavuşoğlu 19 Mart'ta burada olacak. Tillerson'la görüşecekti ama sizin de dediğiniz gibi ne gelen geldi ne giden gitti. Hal böyle olunca görüşecek kimsesi yok. Dolayısıyla burada bir kaos hakim ve bu kaosun içine girmek istemedi diğer devlet dışişleri bakanları gibi. Ama bu iş burada bitti mi? Hayır. 21 Mart'ta ABD'li yetkililerin gazetecilere isminin açıklanmasını istemeyerek gazetecilere söylediği ifadeler neticesinde 21 Mart'ta ABD'li çok üst düzey isimlerle Türkiye'nin çok düzey isimleri yine aslında Rex Tillerson'la Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleşti planlanan görüşmenin muadilini gerçekleştirecekler. Yani görüşmedeki isimler değişti ama görüşme 21 Mart'ta gerçekleşecek. Dışişleri bürokratları yani iki ülke dışişleri bürokratları 21 Mart'ta masaya oturup tıpkı Tillerson Çavuşoğlu konuşuyormuş gibi teknik detayları müzakere edecekler. Doğru mu anlıyorum? Evet, kesinlikle doğru anlıyorsunuz. Hatta yine ABD'li kaynakların ifadeleri konunun da Suriye olması bekleniyor. Yani bu biliyorsunuz 3 konuda toplanıyorlardı yani 3 tane grup vardı ya. İşte bu 21 Mart'taki grup Suriye konusunu görüşecek. Üst düzey bürokratlar, diplomatlar Suriye konusunu görüşecek. Bu da yine ABD'li kaynakların aktardığı bilgiler söyleden. Peki bugün görevden alma var mı? McMaster'ın gittiği söyleniyordu. Gitti mi saydan? Evet, aslında bugün akşam saatlerinde Washington DC böyle biraz karıştı. Çünkü birçok açıklama arda arda geldi. Önce CNN bir özel haber yaptı. Dedi ki Donald Trump McMaster'ı görevden aldı. Ardından Donald Trump'ın hükümetin dördüncü gücü olarak gösterdiği... Şu anda tabii CNN'de keyifler yerinde değil mi? Ortalık karıştığı için CNN en güzel günlerini geçiriyor şu anda. Çarşı CNN, karışınca hoşuna gidiyor onların. Tabii kaostan beslenen bir televizyon kanalı. Yani dolayısıyla bu şeyler işlerine yarıyor. Tabii CNN böyle bir haber yapınca tam rakibi Fox News, Donald Trump'ın da hükümetin dördüncü gücü dediği Fox News'in Beyaz Saray şef muhabiri John Roberts bir tweet attı. Dedi ki hayır dedi bu iddia doğru değil dedi. Ardından Donald Trump'ın basın sekreteri Sarah Huckabee Sanders kendi basın yani official Beyaz Saray'ın official basın sekreterliği hesabından bir tweet attı. CNN'in iddialarını Donald Trump'a sordum. Donald Trump da McMaster'la çok güzel bir çalışma ilişkisinin olduğunu söyledi dedi. Böyle ard arda bir açıklama silsilesi geldi. CNN kaynaklarına güvendiğini ve CNN kaynaklarına güvendiğini ve haberin aslında doğru olduğunu söyledi ama bir yandan da kovma geleneklerine bakınca aslında Donald Trump kovacağı her şey önceden çok iyi ilişki var diyor. Dolayısıyla bir yandan CNN iddiaları doğru olabilir diyebiliriz. Bir de işin içerisine katalım. Bu konu tabii ard arda 3-4 taraftan gelince sosyal medyada da çok ciddi bir alay konusu oldu. Bir komedi dönmeye başladı. Yani temelde Donald Trump McMaster'ı kovdu sonra kovmadığını açıkladı. Bunun üzerine çok güzel bir tweet yakaladım. Onu aktarayım. Bir kişi ABD vatandaşı dedi ki Donald Trump McMaster'ı kovmuş olamaz. Çünkü şu saatlerde Beyaz Saray'da internet bağlantısı çok zayıf, Twitter'a bağlanamıyor. Çünkü ona bağlı değil mi yani? İşler ona bağlı. Evet, işlem ona bağlı. Bu tweet'i de sizinle paylaşayım dedim. Ama genel itibariyle akşam saatleri biraz hareketli geçti. Hatta akşam saatleri bile değil, gece yarısına doğru olan saatlerden bahsediyorum. Peki, Kanada Başbakanı ile Trump arasındaki meselenin özü ne? Evet, şimdi yine Washington Post'un bir haberinden bahsedeceğim ama bu kez iddia değil. Çünkü ellerinde ses kaydı var, yayınladıkları bir ses kaydı var. Ses kaydına göre Donald Trump Kanada Başbakanı'yla dalga geçiyor, onu taklit ediyor ve ona yalan söylüyor. Yani bunu vurgulayalım. Ses kaydında ne var? Şimdi Donald Trump Kanada Başbakanı'yla olan görüşmesini arkadaşlarına aktarıyor. Diyor ki Kanada Başbakanı önce Donald Trump'a demiş ki, yani şu sözler Donald Trump'ın ses kaydındaki sözleri. Kanada Başbakanı Donald Trump'a demiş ki, Sayın Başkan demiş, Kanada ile ABD arasında bir ticaret açığı yok. Donald Trump da, hayır yanılıyorsun, ABD ile Kanada arasında çok büyük bir ticaret açığı var, diyor. Ardından Kanada Başbakanı ısrar ediyor, hayır yok, diyor. Ve onun ardından Donald Trump odadaki adamlarına, çıktım bir kontrol edin, bana bilgi getirin hemen, var mı yok mu, diyor.
Adamlar içeri geliyor tabii, araştırmayı yapacak olan kişiler. Kanada Başbakanı'nın ifadelerini doğruluyor. Yani ABD ile Kanada arasında bir açığın olmadığı, diplomatik olmadığını söylüyor. Trump da bu olayı arkadaşlarına aktarırken şunu dedi: ben Kanada Başbakanı'na ticaret açığı var dedim ama hiç şeyden haberim yoktu. Yani açık var mıydı yok mıydı bilmiyorum. Tamamen öylesin orada canım öyle bir şey söyleyesim geldi dedim. Dedi. Tabii bunları biraz da Trenau'nun Kanada Başbakanı konuşmalarını aktarırken onun ağzından sözlerin kaldı geçerek taklit ederek anlatıyor. Devam ediyorlar. Donald Trump ya diyor Sayın Başbakan sen haklı çıktın ama bazı şeyleri çıkarınca bazı ticari alanları çıkarınca Amerika Kanada ile ticaretinde her yıl 17 milyar dolar açık veriyor diyor. Kanada Başbakanı bunun da doğru olmadığını söylüyor. Donald Trump hayır bu doğru diyor. Daha sonradan Washington Post sitesinde yayınladıktan sonra ABD'nin istatistiklerine yani resmi istatistiklerine bakıyorlar. ABD, Kanada ticaretinde 17 milyar dolar açık bir yana ciddi bir karı var. Ha. Yine ABD'li kaynaklar yani ABD'nin resmi kurumların istatistiklerine bakıyor. Donald Trump da bunu arkadaşlarına aktarıp diyor ki inanın bununla ilgili de bir yoktu. Canım işte 17 milyar dolar demek istedi ve dedim dedi. hatta şunu söyledi. Dedi ki ticaret için yalan söylenebilir gibi bir ifade kullandı. Bu tam böyle bir ifade olmayabilir ama mealen böyle bir ifadeye geldi. Çünkü ifadenin tam cümlesi aklımda değil. Söylediğimiz gibi böyle bir olay yaşandı. Bakıyorum notlarıma da. Yani aktarabileceklerimiz bir ses kaydına ilişkin bu kadar. Biraz vay be. Enteresan. Yalnız Kanada açısından da yani düşünsene bir tane sınır komşun var. Onunla girdiğin polemiğe yani topu bir tane ülkeye komşusun. Onunla girdiğin polemiğe bak yani Kanada açısından da zor. Peki dün facia görüntüleri geçti Amerika'dan. Miami'de üst geçit çöktü. Nedir o neden çökmüş? Ne olmuş orada? Yani neden çöktüğüne ilişkin bir şey açıklanmadı. Çünkü henüz ölü sayısı bile belli değil. Altında kalanlar var değil mi? Evet, araç olarak altında kalanlar var ve üstünde işte üstünden geçerken veya işte o esnada orada bulunan insanlar içerisinde bir ölülerin olduğu söyleniyor ama sayısını bile henüz tespit edebilmiş değiller. Hatta geniş bir aralık veriyorlar. Diyorlar ki en az bir en çok 10 kişinin ölmüş olabileceğini düşünüyoruz, vefat etmiş olabileceğini düşünüyoruz diyorlar. Evet, bir Miami'de bir üst geçit çöktü. Bu üst geçidin fiyatı yani yanlış görmediysem ve yanlış not almadıysam 14.2 milyon dolar. Ve 7 şeritli bir ana yolun üzerine kurulmuş üst geçit. Ve yeni yapılmıştı. Çöktü, altında 5 aracın kaldığı söyleniyor. Ve dediğimiz gibi ölü sayısının 1 ile 10 arasında olduğu, yaralıların da çok fazla da yaralı. Yani bir şey çarpmadı söyleniyor. Değil mi ya? Bir şey çarpmadı, etmedi, deprem yok, bir şey yok. Yer kayması yok, bilmem ne. Yani büyük ihtimal teknik bir hatadan ötürü yani bir inşa mühendislik hatasından bir kaynaklanan bir hırsızlık durumu var anlaşılan oku yani. Yani şeyle yapılırken bir müteahhit hırsızlığı var demek ki yani. Yani çünkü herhangi dediğiniz gibi herhangi bir deprem, çarpma veya işte ne bileyim başka bir şey yok. Büyük ihtimal mühendislik hatasının olduğunu söylüyorlar. Belki hata, belki hırsızlık bilemiyoruz. O da önümüzdeki günlerde ortaya çıkar ama dediğimiz gibi hiçbir şey kesin ortada yok. Ölü sayısı bile belli değil. İnşallah az olur. Dolayısıyla evet. Böyle bir gelişme yaşandı. Onu da aktarmış olalım. Bir de helikopter kazası var yine. Evet. Bu aralar neden bilmiyorum ama çok fazla havacılık olaylarıyla karşılaşıyoruz. Belki de insanların uçuşa karşı güveni kalmadı diyebiliriz diye bir not da kendi yorumumu da aktarmış olayım ama ABD'ye ait bir helikopter düştü. Şu da olabilir belki, özür dilerim konuya geçmeden. Uçuşun daha uçuş yoluyla seyahatin, helikopterde, uçakta ya da başka vasıtalarla seyahatin sayısı arttı galiba. İstatistiksel olarak kaza oranı da yükseliyor tabii doğal olarak. Belki de. Bilmiyorum ki. Belki de. O da ben de bilmiyorum. Yani araştırmak gerekiyor. Uzmanlarla konuşmak gerekiyor ama yani bir anda bu kadar çok havacılık olayının olması inanın insanı şüpheye de itmiyor değil.
Evet, dün bir tane havacılık, bir tane ABD'ye ait F-18 uçağının düşmesinden ve iki tane pilotun da vefat etmesinden bahsetmiştik. Bugün ABD'ye ait bir helikopter düştü ve 7 kişi vefat etti maalesef. Niçin havalandıklarına ilişkin bir şey söylenmiyor. Yani bir savaş nedeniyle, bir saldırı nedeniyle mi havalandılar, ona ilişkin bir detay yok. Hatta helikopterin niçin düştüğü bile belli değil. Ancak yapılan ilk açıklamada bir helikopterin düştüğü ve içindeki 7 kişilik bir tabatın vefat ettiği açıklandı. Helikopter, ABD'ye ait helikopter Irak'ta düştü. Yer anlamında bunu da belirtelim Ersoy'da. Peki. Teşekkürler, sağ olasın, var olsun Yavuz Atalay, verdiğin bilgiler, değerlendirmelerin için. Washington'dan Yavuz Atalay aktardı hem Türkiye ABD arasındaki meseleleri hem de Amerikan kamuoyunda tartışılan konuları diyelim. Ve şu Avrupa Parlamentosu'nun skandal kararına geri dönelim. Skandal oylamasına diyelim aslında, yani alınan karar zaten bağlayıcılığı falan filan yok ama bunu oylama konusu yapmış olmaları bile büyük olay. Türkiye'nin Afrin'de teröristlere karşı vermiş olduğu bu Zeytin Dalı Harekatı'ndaki mücadelesini masaya yitirmişti. Yani işte sanki böyle bir şeye hakkı hukuku yokmuş gibi Türkiye'nin. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Parlamentosu'nun bu tavrına çok sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş. İsteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane. O da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin. İşimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. Önce Avrupa Parlamentosu'na cevap verdi. Sonra da o karara inat Afrin'de etkisiz hale getirilen hainlerin son sayısını açıkladı. Salona girerken sordum. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne oldu? 3525. Artık her şey an meselesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede bu kez liselileri ağırladı. Çünkü liseliler destanı yazıyor şiir ve kompozisyon yarışması ödül töreni Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan birincilere ödüllerini verdikten sonra kürsüye çıktı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun skandal Afrin kararı vardı. Bir kulağımızdan girer, diğerinden çıkar dedi. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Dolayısıyla orada işimiz bitecek. 3,5 milyon Suriyeli kardeşim benim ülkemde şu anda misafir ediliyor. Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da kalkıp şimdi bunu söylüyorsun? Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur ve bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. Devletin zirvesi köklerinden koparılan Türkçe içinde dert yandı. Dil devrimi adı altında Türkçemiz tatsız, tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya, hatta kopartılmaya çalışılmıştır. Türkçe konusundaki eleştirilerini sürdürdü Cumhurbaşkanı. İnternet kafe yerine başka bir isim kullanılmasını önerdi. İnternet kafe. Kafe. Ya bizim kıraathanemize ne oldu? Var diye bizim kıraathanemiz. Kıraathane kumar oynama yeri değildir. Ya kıraathane okuma evidir. Okuma yeridir. Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım, hem çayımızı kahvemizi içelim ve dinamik olarak da okumluğa gidelim. Ama şimdi evler bile adeta kafe house oldu. Cumhurbaşkanı sigara hassasiyetini de bir kez daha gösterdi. Gençlerden sigara içmemelerini istedi. Gençler, aranızda inşallah sigara içen falan yoktur. Bak, gelen sinyal olumsuz. Gençler, ben sizi çok seviyorum. Sizleri çok sevdiğim için de hele hele okulların önünde elinde sigara gördüğüm zaman kahroluyorum. Kızlar, siz zaten içmiyorsunuz biliyorum.
bir gözünü ve ayağını kendi ülkesi için kaybeden Azeri Gazi Kamil Musavi, Zeytin Dalı Harekatı'na verdiği destekle Türkiye kamuoyunda tanınıyor idi. Başbakan Binali Yıldırım Azerbaycan'a gittiğinde o Gazi'yi de buldu. Orada bir destek videosu daha hazırlamıştım. Türk kardeşlerim Afrin'de hak dövüş yapar. Onlara hak üstün dövüş. Zeytin Dalı Harekatı'na en başından bu yana destek verdi. Paylaştığı videoyla herkesi duygulandırdı. Allah sizleri korusun. Allah sizlere güç kuvvet versin. Azeri Gazi Kamil Musavi şimdi de Başbakan Binali Yıldırım'la Azerbaycan'da buluştu. Heyecanı gözlerinden okunuyordu. Çok gururlandım. Kendi ülkesi için bir gözünü ve ayağını kaybetmişti Musavi. Ülkesinin kahraman gazilerinden biriydi. 24 yayınına katıldı. Vücudumun geri kalanını Afrin'de vermeye hazırım dedi. Canımın kalan yarı hissesini de içinde devletim olan Türkiye'ye onunla feda etmeye hazırım. Türk milletine olan sevgisini her yerde haykırdı. Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Binali Yıldırım'la da görüşme fırsatı buldu. Hiçbir zaman çok Kamil Musavi, Başbakan'a Türkiye-Azerbaycan işlemeli bir tablo hediye etti. Yıldırım da ona kendi tesbihini verdi. Ve jet kazasında hayatını kaybeden 10 genç kadın dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Allah'ın gününe gider, Allah'ın gününe gider. Büyük acı. Allah sabrını niyaz etsin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Düğün davetiyelerinde yer alacak fotoğrafları taziye ilanlarına basıldı. Jet kazasında hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Mina Başaran, Burcu Gündoğdu Urfalı ve Sinem Akay kardeş gibiydiler. Ölüme de kara toprağa da birlikte gittiler. Sevenleri Ataköy Camisi'nin avlusunda helal etti haklarını. Son yolculuklarında da ayrılmadılar. Gözyaşlarının sel olduğu adreslerden biri de Zincirlikuyu Camisi'ydi. Mücevher tasarımcısı 28 yaşındaki Aslı Gül İzmirli ve 30 yaşındaki psikolog Ayşe Ant. Beraber kılındı namazları. Aslı İzmirli'nin cenazesini bu yaz evleneceği Lübnanlı nişanlısı Bassam Hussami aldı. Aile efradına, sevenlerine, dostlarına, akrabalarına, komşularına sabırlar, metanetler ihsan eylesin. Liana Hananel ve Jasmine Baruch Siloni sevenleri Ulus Musevi Mezarlığı'nda toplandı. Liana Hananel'in bir çocuğu vardı. Bebeğini annesiz bırakıp gitti. Jasmine Baruch Siloni ise hamileydi. Düşen jette kabin memuru olan Eda Uslu'nun kız kardeşini yakınları teselli etti. Dubai görevine talip olmuş ama ablası ben giderim demişti. Gözyaşlarıyla son kez baktı tabuta. Acılı annesi ise ayakta duramadı. Oturdu ve kızının başında dualar okudu. Kaptan pilot Melike Kuvvet, baba ocağı Konya'ya getirildi cansız bedeni. Hiç evlenmemiş, kendini memleketine adamıştı. Tabutunun üzerine de üniformasını koydular. Hemşehrilerinin omuzlarında defnedildi. Jet kazasında hayatını kaybeden isimlerden biri de Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı Zeynep Coşkun'du. Coşkun'un cenazesi arkadaşlarından bir gün sonra memleketi Bursa'da defnedilecek. İkinci pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz ailesine ulaşmadı. Baba kızına son görevini yapmak için İran'dan gelecek cenazeyi bekliyor. Ve İstanbul'dan tramvay kazası gelecek ekranlarınıza. Eyüp'te topçular durağında durmakta olan tramvaya arkadan gelen bir başka tramvay çarptı. Kazada hafif yaralanan 14 kişi tedavilerin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Dikkatsizlikten duramadan arkadan vuruyor yani. Duramadı, önündeki tramvaya çarptı. İstanbul'da yürekler ağza geldi. Sabah saatlerinde yaşandı kaza. Eyüp Sultan Topçular durağında bekleyen tramvaya arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. Yolcular falan epey bir korktu yani. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Batman bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yolcularsa büyük korku yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kazada vatman dahil 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Üzücü kazanın yaşandığı olay yerinde Topçular Tramvay İstasyonu'ndayız. Durağın A girişi kapatıldı. B girişi de gördüğünüz gibi polisler tarafından tutuldu. Aşağıda iki tramvay şu anda ve olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu noktada incelemelerini sürdürüyorlar. Çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor ve makinistin durumunun da ağır olduğu belirtiliyor. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Yolcular mağdur olmamaları için İETT araçlarıyla taşındı. Kaza ile ilgili adli ve teknik soruşturma başlatıldı. Hemen Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı. Çağla Atlı bizi Ankara'da bekliyor. Başkentin gündemini vermek üzere günaydın Çağla Atlı. Ne var bugün sizin gündeminizde, programınızda? Günaydın Ersoy dedi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da olacak. Erzurum 6. İl Kongresi'ne katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kürsüde olacak ve tabii ki mesajlarını verecek. Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunacak. Başbakan Binali Yıldırım da 2 gün önce Azerbaycan'a hareket etmişti. Resmi temaslarını tamamladı. Artık bugün yurda dönmesini bekliyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'ın da Ankara'nın gündemine bakalım. Şimdi de Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın bugün Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Park'la görüşecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de bir programı var. İrlanda Milli Günü'ne iştirak edecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bir açıklama bekliyoruz. Ocak ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleriyle konut fiyat endeksini yayımlayacak Merkez Bankası da. TOB'dan da bir açıklama bekliyoruz. Şubat ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarını duyuracak. Dün başlamıştı bir toplantı vardı. 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı yapılmıştı. O toplantıda bugün sonuç bildirgesi okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın da oturum başkanlığını yürüttü. Oturumun sonuç bildirgesinin okunmasıyla da sona erecek diyelim ve an itibariyle de Ankara'dan öne çıkan gündem başlıkları bu şekilde Ersoy dedi. Sağ olasın, var olasın. Çağla Atlı bize aktardı başkentin gündemini, Ankara'nın gündemini. Bu ülkede sadece başörtülü olduğu için saldırı uğrayan kadınlar var. Kerime Pehlivan onlardan biri. Metro istasyonunda sözlü tacize uğradı. Tacizci günler sonra yakalandı ve o anların kamera kayıtları çıktı ortaya. Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde dedi, yüzüne tükürdü. O tacizci günler sonra yakalandı. Kerime Pehlivan, Darülaceze'de temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Bostancı metro durağında asansöre binmek için bekliyordu. Asansör gelip içindekiler indiğinde hiç beklemediği bir tacizle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre herkesin asansörden inmesini bekleyen bu kişi Pehlivan'a önce tükürdü, ardından da senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde diyerek sözlü tacizde bulundu. Kerime Pehlivan saldırgandan şikayetçi oldu. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Eşkal tespiti yaptı. Saldırgan Altunizade metro istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Bir kazadan mucize kurtuluş gelecek şimdi ekranlarınıza. İstanbul'da aşırı hız kazayı beraberinde getirdi. Şoför yaralandı. İlk müdahale ise sıkıştığı aracın direksiyonunda yapıldı. Polis ekipleri, sağlık çalışanları ve itfaiye hepsi bir arabanın başında. Demir testerenin kıvılcımları yansıyor kameraya. Can pazarının yaşandığı adres İstanbul Bahçeli Evler. Doğukan Avcı direksiyon başındaydı, hızlı gidiyordu, yoldan çıktı. Otomobili bariyerlere saplandı. Ekipler olay yerine geldi. Çok dikkatli davrandılar. İlk müdahale de aracın içinde yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Memleketin havasına bakacağız. Elde bir anayan burada. Günaydın. Günaydın Ersin. Nasıl olacak havalar? Hafta sonunda ne bekliyoruz? Şimdi yurdun doğusunda devam ediyor sağanak geçişleri. Özellikle bugün Adana, Hatay, Kahramanmaraş çevresinde yoğun
sağanaklar var. Bu dere yatağı çevreleri için sel ve taşkın tehdidi anlamına gelebilir. Çünkü yağış metrekareye düşecek olan yağış miktarı açısından 20 kilonun üzerinde olacak. İşte Kahramanmaraş, Adana, Hatay çevresinde. Dolayısıyla o bölgede Doğu Akdeniz'de tedbirli olmak gerekiyor. Onun dışında Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağışlı olacak. Yine kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri şeklinde yağış devam edecek. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. Dolu ve yıldırım riski var. Sağanak geçişleri hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bugün doğuda rüzgar sakinlemiş durumda. Hatta batıda da rüzgar sakinlemiş durumda. Fakat yarın itibarıyla Marmara bölgesinden başlayarak lodos kuvvetlenecek. Ve fırtına şeklinde esmeye başlayacak. Saatte 65-70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek güney yönlerden. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Soba zehirlenmesi riski artacak lodos sebebiyle. Toz taşınımı artacak. Atmosferdeki partikül miktarı, dolayısıyla kirlilik miktarı artacak. Ve ardından pazar günü fırtına Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'i de içine alacak şekilde geniş bir alanı etkileyecek ve Marmara'da kıyı Ege boyunca yine gök gürültülü sağanaklar başlayacak. Özellikle pazar öğleden sonra itibariyle başlayacak ve sağanak yağış fırtına ile birlikte yine hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam edecek. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Soba zehirlenmesi riski artarak sürecek. Özellikle Marmara Denizi'nde konumu itibariyle lodostan çok fazla etkilendiği için ciddi bir kabarma ve dalgalanmaya yol açabilir lodos. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Pazartesi günü de yine Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış devam ederken fırtına sakinlemiş olacak. Hafif sağanaklar şeklinde pazartesi günü yağmur var. Salı yine Marmara ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü sağanaklara çevirecek. Çarşamba günü de yine Marmara, Kuzey Ege çevresinde ve Doğu Karadeniz'de yağış devam ederken Perşembe yurdun kuzeyinde, işte Marmara'nın tamamı, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu'nun kuzeyinde kalan iller, Ege'nin kuzeyinde kalan illeri de içine alacak şekilde yurdun kuzey bölgeleri yağış altında kalacak ve hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle Batı Karadeniz'in yükseklerinde, işte Bolu, Düzce'nin yükseklerinde yağışın sulu kar ve rakıma bağlı olarak daha yükseklerde de kar yağışı şeklinde inmesini öngörüyoruz aslında şimdiden. Ve özellikle hafta sonu için cumartesi günü, hatta hem bugün hem yarın batıda hava güneşli ve açık olacak, fakat cumartesi günü fırtınaya dikkat demeden geçmiyoruz. Deniz ulaşımını ya da hava ulaşımını kullanacakların seferlerini önceden kontrol etmelerini öneriyoruz. Pazar günü de yurdun batısında fırtına ile birlikte sağanak yağış hayatı ve ulaşımı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Pazar günü için yurdun batısında planlarımızı fırtına ve yağmuru dikkate alarak yapmamız gerekiyor. Kısa süreli sağanaklar önümüzdeki günlerde devam edecek Ersoy. Özellikle Nisan ayı ve 42'nde yağmurları biliyorsun, tam da onun sezonuna yaklaşmak üzereyiz. Şu anda hali hazırda aslında devam eden bu kısa süreli sağanaklar biraz onun habercisi. Dolayısıyla bu Nisan ayına yaklaşırken öğleden sonra başlayan ve yine lokal kısa süreli görülen kısa süreli sağanaklar önümüzdeki 30-40 gün boyunca da sürecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu, dün de konuşmuştuk, artık bu dönemde muhakkak her gün uyandığımızda hava güneşli bile olsa gün içerisinde sağanak yağış ihtimalini muhakkak aklımızın bir köşesinde bulundurmalıyız. Yağmurluklarımız ve şemsiyelerimiz olmadan evden dışarıya çıkarken hava güneşli ve açık bile olsa muhakkak yağmurluk ve şemsiyelerimizi yanımızda bulundurarak dışarıya çıkmalıyız. Çünkü bu sezon bir ya da iki saat süreli kısa süreli yağmurların sezonu, içinde bulunduğumuz 30-40 yani günlük süre. Dolayısıyla onlara yakalanma ihtimalimiz bu dönemde çok yüksek ve yakalandığımızda da ıslanıp soğuk algınlığına götürme ihtimali var. Onlardan korunabilmek adına bu dönemde tedbirli olmak, yağmurlukları ve şemsiyeleri muhakkak yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Hatırlatmalarımız bunlar. Hafta sonu planlarını da cumartesi fırtınaya, pazar sağanak yağış ve fırtınaya göre ayarlıyoruz diyerek bugünü noktalıyoruz. Çok çok teşekkürler, sağ olasın, var olsun. Elde bir anaya bize anlattığım hafta sonu havanın görünümünü. Dün İstanbul Tuzla'da büyük bir facianın kıyısından dönüldüğü, Tuzla'da organize sanayi bölgesindeki bir antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Büyük bir gürültü koptu. Sonra ortaya çıkan manzara buydu. Tuzla'da işçiler ölümden döndü. Sabah saatleriydi. Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir antrepoda raflar bilinmeyen bir nedenle işçilerin üzerine düştü. Rafların altında kalan işçiler vardı. Arkadaşları hemen yardıma koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri de kısa sürede depoya geldi. Neyse ki can kaybı yoktu. Yaralanan 4 işçi ise hastanelik oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eş evine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği tüm yurtta sistemli bir biçimde devam ediyor. Belediyeler de bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Vatandaşa ulaşma ve onlara bu kampanyaya dahil etme noktasında. Sizi şimdi İstanbul Arnavutköy'e getireceğiz. Orada 32 yaşındaki Güneş Sevdi ile tanıştıracağız sizi. İlk ikinci sınıf öğrencisi kızıyla beraber bakın nasıl giriyor derslere. O yıllarda, o dönemlerde kız çocuğu okutulmuyordu yani. O dönem okuyamadı belki ama artık devir değişti. Okuma yazma seferberliği başlatıldı. Şimdi kızıyla birlikte okula gidiyor. İnşallah öğrenirim, hani çok hevesliyim hani. Hatta bir ara güldüler hani, dedim okuma yazma öğrenirsem hani kurban keseceğim yani, o kadar istiyorum. Güneş Sevdi 32 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği onun da hayatını değiştirdi. Arnavutköy'de yaşayan Sevdi, ilçe belediyesi tarafından açılan kursa ikinci sınıf öğrencisi kızıyla birlikte gidiyor. Zaten en büyük destekçisi de kızı. Okulda çocuklarımın toplantısına katıldığım zaman hani kendi adımı soyadımı yazmak çok istiyorum gerçekten. Hani başkasına yazdırdığım zaman gerçekten çok kötü oluyorum ve utanıyorum hani. Anneme ABC'yi öğretirim, okumayı öğretirim. Sınıfın okumaya hevesli başka öğrencileri de var. Evlatımızdan Allah razı olsun bize böyle bir imkan sunduğu için. Eşim de yardımcı oluyor. Ondan sonra ben tek olduğum için biraz tabii ki zorlanıyorum. Hem ev işlerini hem yani bunu yapma, ama gene de yardımcım var. Evet, torun bile var 10 yaşına, babaanne ben sana yardımcı olurum, o da diyor yani. Hanımlarımız çok heyecanlı görüyorlar. Bir harf öğrendiklerinde bile çok mutlu oluyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan hanımefendi sıfır atık temasıyla külliyede bir davet verdi. İş, sanat ve medya dünyasında zirveye oturmuş kadınlar Emine Erdoğan'ın külliyede misafirleriydi. Onlara geri dönüşümün önemini anlattı. Ben bir kişinin gücüne inananlardanım. Küçük çabaların bir kar topuna dönüşeceğini, bir kelebeğin kanat çırpmasının dünyanın diğer ucunda fırtınalara sebep olacağına gönülden inanıyorum. Önce gönlünden geçeni paylaştı. Ardından da dünyanın geleceği konusunda kadınlara çağrı yaptı. Bu kadar seçkin kadını bir arada bulmuşken, sizleri dünyanın geleceğini tehdit eden sorunlar karşısında bir çözüm sürecine davet edeceğim. Ben merkezli anlayıştan İnsan merkezli anlayışla geçmezsek her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini sürdürüyor. Bu kez iş, sanat ve medya dünyasında zirveyi yakalayan kadınlar külliyede ağırlandı. Emine Erdoğan kadınlara önce sıfır atık projesini anlattı. Biz küçük bir adım attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda sıfır atık kampanyası başlattık. Kaynakları daha verimli kullanıp geri dönüşümle israfı azaltmayı düşünüyoruz. Projenin kazanımları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Rakamları kadınlarla paylaştı. 2920 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek 51 ağacın korunmasını sağladık. 420 kilogram camı dönüştürerek 50 litre petrol tasarruf ettik. 1660 kilogram metali dönüştürerek 100 wattlık bir ampulü 2.5 milyon saat çalıştıracak enerji sağladık. Organik atıklardan elde edilen kompost gübre şu anda bahçelerimizde kullanılıyor. Emine Erdoğan, Dünya Bankası'nın raporlarını hatırlattı. Geri dönüşüm ekonomisine geçilmesinin gerekliliğini vurguladı. Dünya Bankası raporlarına göre yılda 1.3 milyar ton evsel atık miktarının 2025 yılında 2.2 milyar tona ulaşması bekleniyor. Bu noktada kullan at esasına dayalı ekonomi modelinden geri dönüşüm ekonomisine geçmemiz zaruri gözükmektedir. Cumhurbaşkanının eşi konuklarını Afrin mesajıyla hediyelerle uğurladı.
masalarınızdaki zeytin dalı mendillerinin dokusunda bulunan zeytin tohumlarıyla barış ağacına dönüşme sürecinde inşallah coğrafyamızdaki barış umudunun da güçlenerek artmasını temenni ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal dün 24 TV'de Helin Aslan'ın konuğuydu. Helin Aslan'ın sorularını yanıtladı. Ve tabii ki yani en çok konuşulan konuyu sordu Helin Aslan kendisine. Uber sarı taksi kavgasını. Bu kavgayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmekte olduğu e-taksi projesinin bitireceğini söyledi başkan. Çözüm ulaşımda problem nasıl çözülür dediğimiz zaman dünyada ittifak edilen bir şey var, metro. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 24'ün konuğu oldu. İstanbul'a ilişkin merak edilenleri paylaştı. Gündemin ilk sırasında elbette ulaşım vardı. Hayata geçirilen ve devam eden projeler trafiği rahatlatacak. İstanbul'un 2023 vizyonunda hedef tamamlanmış 1000 kilometre metro. Bu rakama da adım adım yaklaşılıyor. Metroyu çok hızlı yapmamız gerekiyor. Hele hele şimdiden sonra 2023'te 1000 kilometreyi tamamlayalım diye ortaya bir hedef koyuyoruz. Şu an İstanbul'da 160 kilometre işleyen metromuz var. Ancak İstanbul'da 1100 kilometrelik ihtiyacımız var. 1100 kilometrelik bir ihtiyaç. Yani İstanbul trafiğinde çözüm oldu, metro ihtiyacı tamamıyla giderildi diyebilmemiz için 1100 kilometreye çıkmamız gerekiyor. Peki şu çıkabilecek anda, miyiz? Şu anda 270 kilometrelik inşaatımız var. Şu anda İstanbulluların görmediği fakat yer altında çalışan 15-20 bin kişinin fiilen çalıştığı 270 kilometrelik bir inşaat var. Ve taksi Uber tartışması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu meseleyi dindirmek için masaya oturdu. Uber'in yerlisi yolda. Uber programı yerlisi yapılamaz mı? Yapılabilir, gayet yapılabilir. Biz İstanbul taksi, taksicilerimizle oturduk, bir çalışma yaptık. İyi taksi, İstanbul taksi. Aynen yerli Uber versiyonu. Ve bunu taksicilerimizle yapalım dedik. Şu anda 4500 üyemiz var, kayıtlı üyemiz. Biz istiyoruz ki 17.800 civarında bizim taksi var kayıtlı. Bunun evet. Tamamı eğer e-taksi sistemine kayıtlı olduğu zaman Uber'e vatandaş niye ihtiyaç duysun? Güven ortamı oluştuktan sonra. Bunlar aynı zamanda taksici, yani oradaki şoför arkadaşlarımız adına da bir güvence. Kim nereye gitmek için çağırdı, kayıtlı, her şeyi belgeli, adresi belli. Kimliği belli. Bu şekilde bir sistem. Uber'deki gibi de puanlama sistemimiz de var. Yani şoförün orada müşteriye davranması ile işte şoförün giyim kuşamından şoförün yoldaki araba sürüşüne kadar hepsi puanlama sistemiyle olabilecek ve müşteri taksi çağıran müşterilerin direkt önünde gelen arabanın puanlarını görebilecek. Kentsel dönüşümde İstanbul yeni bir modelle ilerliyor. Vatandaşımız karı koca memur, bir ev almışlar, emekli olmuşlar. Şu anda da iyi kötü yaşıyorlar. Binanızı yeniledik, hadi siz şu kadar katkı verin dediği zaman ömrünün sonunda eziyet çekecekler. O zaman para da almayalım dedik. O zaman para almayacağız ki. İmar artışı yok, yerinde yapacağız. Bunun parasını nerede bulacağız? Dedik ki vatandaşımız da bize katkı olarak evinden %20 feragat etsin. 100 metrekare evi varsa 80 metrekare kareye razı olsun. Biz büyükşehir eliyle yaptığımız şeylerde %20 kesintiyle vatandaştan aldığımız bu hakları satarsak %70 %80 biz bu masraflarımızı karşılıyoruz. Halk Ekmeği'nin yeni hizmeti bebe bisküvisi. Mevlüt Uysal neden böyle bir adım atıldığını da anlattı. Bebe bisküvisi piyasaya sürüldüğü zaman ilk yaptığımız bizim sosyal destek kapsamımızda bulunan ailelerdeki bütün bebekleri çıkarttık. Onlara direkt onlara ulaştırdık. O konuda onların çok daha fazla ihtiyacın olduğunu düşündük. İstanbul 11. İstanbul Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu. 24 Haber Merkezi ve Akşam Gazetesi iki ayrı ödüle layık görüldü. İstanbul Tüketici Ödülleri 11. kez sahiplerini buldu. Hak sahiplerine çok teşekkür ederim.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tüketici haklarını koruyan kişi ve kurumlara 6 ayrı kategoride ödül verdi. Cemal Reşit Rey konser salonunda tören düzenlendi. Hem tüketiciden gelen şikayetleri değerlendirmek, aynı zamanda bu şikayetlerin de tekrarını önleyici sistemleri kurabilmek adına da sürekli koordinasyon çalışmalarımız da devam etmekte. Türk Medya Grubu da 2 ayrı ödüle layık görüldü. Radyo televizyon dalında 24 TV Haber Merkezi, yazılı basın dalında da Akşam Gazetesi ödül aldı. Efendim, her hakkın hukukun savunucusu olma misyonunu yürüten 24 televizyonu, tüketici haklarının da savunuculuğu misyonunu yerine getirmiş olduğunu bu ödülle görüyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Bu millet en kaliteli ürünleri hak ediyor. Bizim sayfalarımızda sizlere sonuna kadar açık. Bu ödüle layık görüldüğümüz için herkese çok teşekkür ederiz. İstanbul Zabıtası geçen yıl 26 binden fazla denetim yaptı. 5 binden fazla tüketici de şikayet için başvuruda bulundu. Bunların %70'i çözüme kavuşturuldu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da geleneksel kor üstünde yürüme festivali düzenlendi. Bu istripler yılın ayak ateş üzerinde bakın nasıl yürüdü. Budist rahipler bir araya geldi, hep birlikte kor ateşte yürüdü. Japonya'da her yıl olduğu gibi yine Mart ayının ikinci pazar günü buluştular. Geleneksel etkinlikte Budistler ayin yaptı. Devasa bir ateş yakıldı. Ardından oluşan kor üstünde yürümeye başladılar. Festival Takao Dağı'nın zirvesinde eski bir Budist tapınağında gerçekleşti. Ayine çok sayıda Budist katıldı. Rahipler sıcak zeminde yalın ayak yürüdü. Budistler bunu bir temizlik ve arınma eylemi olarak kabul ediyorlar. Festivale katılan ziyaretçilerse yanan korlar söndürüldükten sonra yalın ayak yürüyüşe katılabiliyor. Diyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Ben Ersoy Dede. Ümit Kul ve ekibi haber merkezinde. Seyhun Ardemir ve ekibi rejide 3 saat boyunca bu yayını size ulaştırdılar. Bize naçizane sunmaya gayret ettik. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Ziraat Bankası ekonomi bültenini sunar. Ekonomi bültenini sundu. Kalırken Trump orada bir İran meselesine de bir vurgu yaptı. Nükleer evet. Programla işte anlaşma ile ilgili anlaşmazlıkların da olduğu Tillerson'ın arasında bütün anlaşmazlıkların içerisinde buna vurgu yaparak görevden aldığını ifade etti. Aslında İran'la ilgili özellikle Ahmedinejad 2010 yılında hatırlarsınız Tillerson Afrika'daki bir resmi ziyaret esnasında haberi olmadan görevden alındı. Aynı şekilde o dönemin Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Muttaki Senegal'de, Afrika'daydı. Resmi bir ziyaretteydi. Ve Ahmedinejad birçok anlaşmazlık yaşadığı, kariyer diplomattı biliyorsunuz Muttaki'de. Birçok anlaşmazlık yaşadığı bu Muttaki'yi de haberi olmadan görevden almıştı. Evet. Ya Tillerson Trump'ın hükümetinde inisiyatif alıp bir yön belirlemeye çalışan tek adamdı. Şimdi o da gitti. O da gitti. Artık o türbülans içine doğru çökme evresine geldi. Önemli bir çökme. İkinci kişi de McMaster. O da gidecek. O da gidiyor. O da gidiyor. O da onun da şey. Şimdi aslında Pentagon'la